Şimdi sözü ben sizlere bırakmak istiyorum. Size gönderdiğim sıraya göre devam edeceğiz ama ben isimleri tekrarlarım baştan. Hem TOFED'nin kurucu başkanı olan hem de çok uzun yıllar fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı olarak hizmet veren, üniversitede akademisyenliği olan. Hocam daha fazla anlatmayayım, hemen sözü bırakıyorum Şafak Hoca'ya. Şafak Hoca bize kendini daha biraz daha tanıtsın, sonra da konuşmasına girsin. Çünkü dedi ki iki konum var, robotik çalışmalar bir de sanal çalışmalar. İkisi de çok uzun, bütün süreyi ben kullanayım dedi. Hocam dedim olmaz, sürenizi aşmayın. Ama size hiç fazla sözü uzatmadan söz vereceğim. Buyurun hocam. Çok teşekkür ederim. Herkese yeniden merhaba. Tabii şu anda da görüyoruz, biz teknolojiyi kullanıyoruz. Teknoloji ilerledikçe özellikle omurilik felçleri için, genelde de bütün engelliler için çok iyi sonuçlar üretebiliyor. Ben bunun devam edeceğini de görüyorum ve biliyorum. Tabii bu robotik uygulamalar dünyada çok eskiden başlamış aslında. Mesela bizim kültürümüzde olan Cezeri robotik uygulamalarla ilk defa suyu 16 metre yüksekliğe çıkarmış birisi. Yurt dışından da Ambroise Paré var. İlk defa demir bir el yapmış. Dolayısıyla ilk robotik kolu ben size burada gösteremiyorum ama devasa bir şey. Şu anda bunlar çok küçüldüler ve günlük yaşamda her türlü yardımı yapmaya başladılar. Bu işte bizim biliyorsunuz fiziksel tıp ve rehabilitasyonun bir tıbbi bölümü var. Mesleki bölümü var, ekonomik bölümü var ve sosyal bölümü var. Bütün bu alanlarda, sadece tıbbi alanda değil, bütün bu alanlarda robotik uygulamaların, sanal uygulamaların, artırılmış sanal uygulamaların çok büyük yeri var. Günlük yaşantıda, yemek yemede olsun, kendi kendine bakımda olsun veya uzaktaki bir şeyi kavrama hadisesinde çok önemli roller oynuyorlar. Biraz lokomottan bahsedeceğim. Lokomat gene özellikle omurilik felçleri ama genel olarak da diğer fiziksel engellileri yürütebilen bir cihaz. Bu cihaz ilk geliştirilmeye başladığında 1991 yılında ben tesadüfen İsviçre'deydim. Oradaki Balgris'teki hastanede bunun en alttaki laboratuvarda nasıl üretilmeye başlandığını gördüm. Daha sonra da bu tabii ilerleyerek artık pratik uygulamaların içine geçti ve çok yararlı bir uygulama oldu. Özellikle omurilik felçlerini yürümesine katkı sağlaması açısından. Dediğim gibi çok böyle detayına girmeyeceğim ama bu gelişmeler yıllar içinde çok ilerledi. Tabii sadece yürütmek için değil, kol hareketleri için de robotlar yapıldı ve bunların işe yaradığı bilimsel olarak ispat edildi. Ayrıca tek tek eklemler içinde yapılan robot, yani diz robotu, el robotu gibi robotik uygulamalar da var. Bunları görsel olarak görebilseydiniz çok daha etkili olacaktı ama bunların artık klinikte uygulandığını, mesela Andago diye bir robotik uygulamayı gene Hokoma yaptı İsviçre'den. Şu anda bu konuda en ileri gelen firmalardan biri. Bununla hasta artık hastane ve ev ortamında da yürüyebilir hale geldi. Bir de giyilebilir robotlar var. Revolt'la bu başladı. Hasta veya omurilik felçlisi bunu giyiyor ve bununla ve iki tane koltuk değneğinin yardımıyla bağımsız olarak yürüyebiliyor. Bunun çeşitleri Indego, Exo, Rex Bionics gibi uygulamalar oldu. Sonra Japonya'dan bazı uygulamalar geldi. HAL 1 dedikleri uygulama gene giyilebilir bir robot şeklinde uygulandı. HAL 3, bunlara tabii internetten de bakabilirsek çok iyi göreceğiz ama bir tek kolunuzda 45 kilo kaldırabiliyorsunuz bunu giydiğinizde. Yani sağlamlar da giyebiliyor. İş artık bu noktaya geldi. Tabii bir paradoks var. Bütün bu gelişmeler
maalesef savaşlardan sonra çok fazla oluyor ve askeri alanda bu gelişmeler oluyor. Daha sonra sivil alana intikal ediyor. Militer egzoskeleton yapıldı askerlerin giymesi için. Askerler bununla 80-100 kiloya varan ağırlıkları taşıyabiliyorlar. Buna... Ya çok özür dilerim. Şimdi süre kısıtlı olduğu için. Şimdi burada herkesin kafasında şöyle bir soru oluşuyordur. Türkiye'de bundan kaç kişi yararlanıyor, yararlanabiliyor mu? Sosyal güvence karşılıyor mu bunları? Yoksa bir tür gelişmeleri biz daha uzun süre bu şekilde dinleyecek miyiz? Bu konuyla ilgili bizi aydınlatırsanız. Onu tabii özellikle özel hastanelerde bu uygulamalar daha çok var ama şeyde Ankara'da Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı rehabilitasyon merkezinde ve diğer bazı, mesela ben hiç bilmiyordum, Rize'de bir tane robot var. Yani fizik tedavide kullanılan robot var. Niye Rize'de? Soru işareti. Yani bunun başkanın memleketi hocam da hani olsun. Bütün bunların aslında iyi kurgulanması gerekir. Yani ekip olmadan robot hiçbir işe yaramaz. Oradaki doktor da beni aradı. Hocam ben ne yapacağım, nasıl yararlandıracağım hastalarımı diye. Ben de yapacak çok fazla bir şey yok dedim. Mesela Sivas'ta hiç yok. Yani ben Rize'liyim ama kafama takıldı. Bu uygulamalar şu anda nörolojik rehabilitasyon adı altında SGK tarafından ödeniyor. Ama tek başına ödemesi yok. Problem de bu. Profesör Doktor Halil Koyuncu hocamla ben Ankara'da Sağlık Bakanlığı'ndaki toplantılara katıldık. Bu robotik rehabilitasyon ödensin mi ödenmesin mi toplantılarıydı bunlar. Orada fikrimizi söyledik. Bunun ayrıca ödenmesi lazım. Ayrıca ödenmedikçe yaygınlaşması mümkün gözükmüyor. Ama tabii işte bu en son COVID, arkasından ekonomik sıkıntılar vesaire, bunu ben SGK'nın yakın zamanda ödemeye başlayabileceğini düşünmüyorum. Çünkü pahalı bir uygulama. Özel hastanelerde bunu ek bir ücret almadan yapamazlar. Böyle bir şansları yok. Dolayısıyla bu konu şu anda böyle muallakta duruyor. Ama ben daha önce çalıştığım yerde robot vardı, Denizli'de. Orada hastaların çok yararlandığını gördüm. Zaten bu konuda bilimsel yayınlarda var, literatür desteği de var. Buna ilave olarak sanal gerçeklik robotik rehabilitasyonun üstüne geldi. Yani ona eklemlendi ve siz mesela bir kişiye diyorsunuz ki ormanda yürüyeceksin, karşında ekran var, robot lokomatla yürüyor diyelim. Ekrandaki ormanda ağaçların arasından yürümeye çalışıyor. Görevler veriyorsunuz sanal gerçeklikle ve onları yerine getirmesini istiyorsunuz. Bir de artırılmış sanal gerçeklik var. Burada gözlükler kullanıyorsunuz ve o gözlükler size bütün dünyayı açabiliyor, önünüze getirebiliyor. Ve yazık bu... Ses geliyor mu? İyi hocam. Ses geliyor hocam. Dışarıdan duyulan sesler konuşmacının dışında diğer konuşmacılarımızın evlerinden geliyorsa sesi kısabiliriz konuşana kadar. Evet. Tabii o mümkün. Ben burada tabii bazı görseller hazırlamıştım. Onları gösteremiyorum ama artık mesela el rehabilitasyonu uygulanan Gloreha diye bir uygulama var. Bu işin şu anda zirvesi şeklinde. Her iki kolu birden, tek kolu, parmakları bununla çalıştırabiliyorsunuz. Sosyal hayatta da yardımcı olan robotlar var. Bunlarla hastaya her türlü konuda yardım edebiliyorsunuz. Bakım robotları var. Hemşire robot yaptılar. Hemşire doktor yaptılar. Meslek elden gidiyor galiba. İş çok hızlanmaya başladı. Tabii son zamanlarda artık gördük ki yapay zeka geliyor. Şimdi yapay zeka çok ilginç bir konu. Aa, şey gibi, yani öyle Amerikalı oyuncu vardı, portak gözlü. Yapay zekada artık robot karar vermeye başlıyor. Profesörler çalışmalar yapıyorlar. Bu konu üzerinde biliyorsunuz tenkit edenler de var. Yani yapay zeka her işi bizim elimizden alacak, kendisi karar verecek, bizi kontrol altına alacak gibi endişeler de var. Ben çok fazla
bu konuda endişe duymuyor idim ama biliyorsunuz Elon Musk bir beyin çipinden bahsetti ve bunun insanlarda deneneceğini söyledi. İnsanlarda yani bu bir çip diyelim ki küçük parmağımızın en uç kısmındaki eklemleri olan yani bir buçuk santimlik bir şey bu çip. Bunu beyne 3 kabloyla yerleştiriyorsunuz ve bu nöronlar arası bağlantıları sağlıyor. Böylece siz etrafınızdaki bütün size gerekli olan cihazlara kumanda edebiliyorsunuz. Ama şöyle bir tehlikede olduğu söyleniyor. Eğer hackerlar sizin bu çipinizi ele geçirirse bu sefer size her şeyi yaptırabilirler. Böyle korku filmi gibi bir tarafa doğru gidiyoruz. Ama bundan kaçınamayız. Bunu yapacaklar. Bunların engelliler için, özürlüler için çok yararlı olduğunu bilmemiz lazım. Yani biz şu an özellikle 5G sistemi var. Uzaktan ameliyatlara kadar çok hızlı erişimlerden söz ediliyor. Biz daha onlarca yıl bekleriz diyorduk ama çok hızlı girdik dijital dünyaya. Yapay zeka inanılmaz bir ilgiyle izliyoruz. Tabii çipleri bile ele geçirsin biz yürüyüp hissedelim de ne istiyorlarsa yaptırsınlar diyor şimdi bazı arkadaşlar. Diğer konuşmacılarımızdan merak edip Şafak Hoca'ya soru sormak isteyen varsa hocam 1-2 dakikada bunu alalım. Ben bir şey ekleyebilirim aslında. Eğer duyuyor musun? Sesim geliyor mu? Geliyor hocam. Evet hocam. Robotik cerrahiyle ilgili. Hocam sizi tanıyalım mı? Ben tanıtmadım. Siz kendiniz tanıtırsınız diye. Ya ben hemen devreye girdim ama ben Dr. Said Naleri Ümran Eğitim Araştırma Hastanesi beyin cerrahisi klinik şefiyim. Tabii ağırlıklı olarak siz de biliyorsunuz omurga omurilik cerrahisiyle ilgileniyorum. Biz aslında robotik cerrahi yaptık. Yani aslında bakarsanız hani ilk geliştirilen robotik cerrahi sistemi Da Vinci sistemidir. Ondan önce de bir tane daha var ama bu temelde gene askeri ihtiyaçtan kaynaklanan bir şeydir. Yani savaşta işleri yapılamayan, cerrahi ihtiyacı duyulan insanlara uzaktan ameliyat yapmak için bu böyle bir ihtiyaçtan doğmuştur. Sonra uzaya gidenlere cerrahi yaparız diye. Ben böyle toplantılarda, çalışmalarda kötü adam oluyorum moderatör olarak. Size sıra gelecek, orada da değinebilirsiniz. Peki, tamam. Şafak Hocam'a sorunuz var mıydı? Hayır, sadece robotik cerrahi kısmen şu anda ülkemizde zaten uygulanıyor birçok bölgede. Özellikle üroloji ve genel cerrahide ama beyin cerrahisinde de kısmen uygulanıyor. Benim bir sorum olacak. Ben bir soru sorabilir miyim başkanım? Şafak Hocam, peki normal herhangi bir engeli veya herhangi bir dezavantajı olmayan bir bireyin de bu uygulamaları yapacağına dair bir şeyiniz var mı? Bir öngörünüz var mı? Yani benim kolum 40 kilo kaldırıyor ama ben 80 kilo kaldırayım diye gerçekten önümüzdeki zamanda kendi kolumu bir şekilde bir kısmını veya tamamını feda edip böyle bir şeye geçmek gibi insanoğlundan böyle bir şey bekliyor musunuz? Şimdi tecrübelerimden şunu söyleyeyim. Bana da Fikret Nazım Ünver Hocam söylemişti. Mesela omurilik felçlerini eğer tam kesisi varsa yürütmek mümkün değil. O zaman robotik rehabilitasyon da yoktu. O zaman bu fazlalıkları keselim. Hasta daha kolay hayatı yaşasın. Yani bacaklarını keselim ve rahatlasın diye bir düşünce olmuş tıpta. Ama uygulandı mı bilmiyorum. Bu hep söylediğim bir şey var. Engelliler, özürlüler için yapılan her şey sağlam insanların hayatını kolaylaştırır. Yani bu Japonların yaptığı şimdi hal 5 çıktı. Bununla çok daha fazla ağırlıkları sağlamlar giyiyor bu elbiseleri. Keşke gösterebilseydim size. Ve çok büyük ağırlıkları kaldırabiliyorlar. Belgin Hocam, konuşma sürecinizde sıra sizde. Hem İSKOS'u hem pandemide siz neler yapıyorsunuz? Çünkü çok uzun yıllardır fizik tedavi rehabilitasyon uzmanı olarak bu konuda çok büyük hizmetleriniz var ulusal ve uluslararası anlamda. Önce sizi tanıyıp sonra da konuşmanızı alalım. Ben Şafak Hocam teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok teşekkür ederim. Ben birkaç slide share screen yapmak istiyorum eğer izin olursa. Estağfurullah gösterebilirsiniz. Tamam. Şimdi çok hızlı bir şekilde hemen açayım bakayım share screen yapabiliyor muyum? Onu bir göreyim. Gayet iyi görüyoruz. Harika.
Bu arada Niyazi Hocam, Nurgül Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler, kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Biraz ses sorunu ve giriş sorunu oldu. O yüzden geç kaldım, kusura bakmayın. Yani ben çok teşekkür ediyorum. Her şeyden önce duyarlılığınız için, beni davet ettiğiniz için. Burada hem hocam Şafak Hocam var, hem çok sevgili dostlarım Ramazan, Semra var. Ben Şafak Hoca'nın asistanıydım, onu söyleyeyim. O benim baş asistanımdı, ben onun peşinden koşardım. Ve o minik yaralanmasına ilgilenmemin en önemli nedenleri rahmetli Fikret Nazım Güler Hocam ve Şafak Hocam'dır. Kendine buradan tekrar teşekkür ediyorum. Rahmetli anıyorum hocam. Şimdi ben... Doktor Belgin Erhan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilimsel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı öğretim üyesiyim. Çok uzun yıllardan beri İSKOS'un, Dünya Uluslararası Omurilik Derneği'nin üyesiyim. Ve 10 yıl önce de akademik üyesi olarak seçildim. Şimdi de önleme komitesi üyesiyim. Dünya Omurilik Yaralanması Günü'nün dünya iletişim sorumluluğu görevi bendeydi bu sene. Onun için de ben çok heyecanlanıyorum. Hani her yerde neler yapılıyor ve biz de bir şeyler yapıyoruz diye çok mutluyum. Şimdi hemen ben Dünya Omurilik Derneği'nden biraz bahsedeyim. 83 ülkeden 1000'den fazla üyesi olan bir dernek ve asıl amacı da Dünya Omurilik, dünyadaki tüm omurilik yaralanmalarını multidisipliner olarak farkındalığı oluşturmak, işte tedavi metotlarını geliştirmek, ortak dil oluşturmak amacıyla kurulmuş bir dernek. Ve bunlar 2016 yılında bu dernek 5 Eylül'ü Dünya Omurilik Yaralanması Günü olarak belirlediler. Tabii amaç çok bilinebilecek amaçtır ama öncelikle omurilik yaralanması ile ilgili farkındalığı arttırmak, kural koyucuları, otoritelerin dikkatini çekmek, önleyici tedbirler almak, eğitici programlar hazırlamak, tedavi olanaklarını geliştirip hastaların bunlara erişilebilirliğini arttırmak ve en önemlisi de omurilik yaralanmalı hastaların yaşam kalitelerini arttırmak amacıyla kurulmuş bir dernek. Her sene bu 5 Eylül tüm dünyada eş zamanlı olarak etkinliklerle anılıyor ve bir takım şeyler yapılıyor ve bu senenin her sene de bir slogan var. Bu senenin sloganı başka bir şeydi. Ben bu slogan belirleme komitesindeyim. Bu slogana ben de oy verdim. Ve slogan Mart ayında değişti. Çünkü biz Aralık ayında sloganı belirlemiştik. Pandemi olunca COVID-19 ve omurilik yaralanması sağlıklı kal olarak sloganı, yeni bir sloganımız oldu. Peki ne yaşıyoruz? Biz bu pandemi döneminde neden bu sloganı seçtik ve ne oldu? Şimdi olağanüstü şartlar var şu anda ve salgından nasıl korunmaları gerekiyor omurilik yaralanmalı bireylerin, kişisel koruyucu ekipmanları ne yapıyorlar, kullanabiliyorlar mı? Yeni hijyen şartlarından haberleri var mı? Semptomlar nasıl görülüyor bu hastalarda ve bu hastalara diğer genel popülasyonla aynı şekilde mi tanı koyup tedavi edelim ya da izleyelim gibi hiç bilmediğimiz konu başlıkları birdenbire önümüze çıktı. Peki dünyada nasıl karşılandı? Bir kere dünya direkt bir takım sağlık sistemlerinde ciddi değişiklikler yaptı ama bu değişiklikleri yaparken de aslında çok da çok global yaklaşıldı. Fakat Dünya Sağlık Örgütü'nün önleme modeli diye bir modeli var. Bakın burada birincil, ikincil ve üçüncül model. Üçüncü modelde diyor ki omurilik yaralanmaları için özellikle artık omurilik yaralanması olmuş ve bu süreci geçirirken yeni bir durumda ne yapmak lazım? Şimdi biz aslında şu anda bugünü bu sloganla kutlamamızın nedeni Dünya Sağlık Örgütü'nün üçüncül önleme modeli kapsamında aslında bu başlığı biz ortaya getirdik. Ve maalesef omurilik yaralanmalı ve diğer engelli bireyler bu dönemde hele pandeminin ilk başlarında lokal ya da global sağlık sistemleri ve yöneticileri tarafından bir nevi göz ardı edildi. Bunu hepimiz yaşadık. Yani ben hastalarım nedeniyle yaşadım. Siz bireyler olarak yaşamışsınızdır. Peki ne sorunlar yaşadılar bizimle beraber omurilik yaralanmalı bireyler? Bir kere hastane ve diğer sağlık hizmetlerine, rutin hizmetlere ulaşamadılar. Yani ya da çok zor oldu. Benim bir tane mesela tetraplejik bir hastam var. Toplu taşımaya binmek istemediği, yani toplu inkomplet bir hasta. Kendini getirecek özel araçta bulamadığı için mesela ulaşamadı, gelemedi. Ve biz onu işte bir farklı şekilde gördük. Birçoğunun... hastalarımızın birçoğunun bir kere bakıcısı var. Ve biz diyoruz ki aman diğer insanlardan 2 metre uzakta durun. Nasıl uzakta durun? Yani sosyal
mesafe farklı tanımlanmalı bu grup için. Karantina nedeniyle zaten mobiliteleri az olan insanlardı ve daha kısıtlı alanlara kapatılıp bunlar da tabii psikolojik stresleri diğer şeyler gibi arttırdı. Kişisel korunma ekipmanları diyelim ki el fonksiyonları çok iyi değil. Yani işte maskesini şöyle takması lazım, işte şeyini elini şöyle takması lazım ya da takması gerekiyorsa siperliğini gibi. Yani kişisel korunma ekipmanını nasıl kullanacağı tanımlanmadı ilk başta. Ve eğer yardımcı cihaz ya da tekerlekli sandalye kullanıyorsa peki bunların hijyeni ne olacak? Bunlar çok böyle hiçbir şekilde açıklanmadı ilk dönemde. İlk 3 ay biz böyle bir debelendik ne oluyor ne bitiyor diye. Allah'tan ki evdelerdi. Yani hepimiz evdeydik. Peki omurilik yaralanmalı bireyler yani gerçekten riskli grup mudur? Yani COVID-19 için. Bu da soru işareti. Ama genel olarak siz omurilik yaralanmasını biliyorsanız ve omurilik yaralanmalı hastalarda bir takım yaralanmadan sonra fizyolojik değişiklikler var. Yani bu hastalıktan bağımsız olarak. Bu fizyolojik değişikliklerde omurilik yaralanmalı bireyi COVID-19 için maalesef yüksek riskli gruba sokuyor. Peki bu değişiklikler neler? Bir kere yaralanmanın seviyesine bağlı olmak kaydıyla ama çoğunda toroko-abdominal kas zayıflığı yani bizim gövdemizi, öksürük kaslarımızı kontrol eden sinirlerde, yolaklarda hasar olduğu için belirli bir kaslarda yetersizlik ve zayıflık var ve maalesef yetersiz öksürük var. Yani iyi öksürme refleksleri çok iyi değil. Isı regülasyonları bozuk. Yani poikiloterm dediğimiz yani eğer dışarısı 39 derece ise ve seviye T6 üzerinde ise omurilik yaralanmalı birey ateşi varmış gibi gelir karşınıza. Dışarıdaki ısıyı vücut regüle edemez. Duyu bozuklukları vardır. Ona göre de ağrı hisleri. Hani yaygın ağrılar var diyoruz ya COVID-19'da. Duyu bozukluklarına bağlı ağrı da değişiktir. Ve yaralanmaya bağlı olarak bu da gösterilmiş. Sistemik bir immün baskılanma var zaten omurilik yaralanmalarında. Bütün bunlar elimizdeyken. COVID de zaten işte yaygın ağrı yapar, üst solunum yolunu tutar, sistemik immün süpresyon ile ilerleyen bir hastalık. O zaman hangi hastalara çok daha dikkat etmeliyiz? Özellikle yüksek seviyeli omurilik yaralanmalı ve ileri yaşlı omurilik yaralanmalı hastalar gerçekten eğer COVID-19 ile karşı karşıya kalırlarsa hem komplikasyon açısından hem hastalığın ağır seyretmesi açısından risk grubundalar. Peki bununla beraber ben bütün öğrencilerime, asistanlarıma şunu söylüyorum. Eğer size polikliniğe omurilik yaralanmalı bir hasta geldi ve hasta birdenbire spastisi arttı ya da birdenbire otonom disfonksiyonları oldu ama ateşi yok ama öksürüğü yok. Kesinlikle bu hasta COVID-19 ön şüphesi olmak zorunda. Niye? Çünkü zaten ateşi çıkmayabilir. Niye? Zaten öksüremeyebilir. Çok yaygın ağrısı yokmuş. Hiç önemli değil. Siz eğer takip ettiğiniz ya da ilk kez gördüğünüz omurilik yaralanmalı hasta size geldi dedik ya ben yani kendimi daha farklı hissediyorum, daha kötü hissediyorum. Gece uyuyamıyorum ya da kasılmam arttı gibi mutlaka ve mutlaka ön tanı olarak aklınıza biz hekimler olarak bu gelmek zorunda. Çünkü bizim için çok özel bir grup. Siz orada ve semptomlar atipik olur. Yani tipik semptomları biz omurilik yaralanmalı hastalarda beklemiyoruz. Peki biz bu dönemde ya da o videoyu sadece gönderemiyormuş. Ses geliyor ama duyuyor musunuz bilmiyorum. Biz her sene 2018'de, 2019'da ve bu sene tekrar omurilik yaralanması ile ilgili faaliyetlerimiz işte günüyle ilgili devam edeceğiz. Diğer iki slide'da diğer önceki seneleri gördünüz. Peki biz polikliniklerde aslında ilk başta ne yaşadık ilk 3 ay? Bizim özellikle benim omurilik yaralanması şeyim var, özel polikliniğim var. Salı günleri ben omurilik yaralanmalı hastalara poliklinik açıyorum. Ve o hastalar o gün biliyorlar ki eğer randevu alırlarsa gelirler ve her türlü şikayetleri o gün yapılır. Tabii biz bunu kapattık. Özellikle poliklinikler kapatılacak denildi. Rutin poliklinik hizmetlerimiz sayısı çok azaldı. İşte yaptığımız botoks enjeksiyonları durduruldu. Ayaktan verdiğimiz fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine ara verildi. İlk 3 ay için söylüyorum. Ve maalesef yataklarımız alındı. Covid yatağı oldu. İstanbul'da ilk 3 ayda yaşadığımız buydu bizim. O zaman ne oldu? Telefonlar gelmeye başladı hastalardan. Hasta erişemiyor. Hocam diyor benim işte şu oldu. Ya da diyor ki bir başkarısı
İşte bir yakınımız yüksekten düştü, boynunu kırdı, cerrahiden çıktı, ne yapacağız? Ya biz de çok bilemiyorduk ne yapacağımızı. Çok zor oldu gerçekten o ilk üç ay. Haziran ayında da normale döndüğümüzde çok biz hızlı bir şekilde bu hastalarla bize ulaşabilenler ulaştılar. Ama ben hala daha telefonla o hastalarımla haberleşiyorum. Yani ben bir nevi teletip yapıyorum aslında. Bu arada biz bir çok hızlı bir şekilde literatür taradık. Ne oldu bu Amerika yaralanmalı hastalar COVID-19 döneminde? Çünkü bizde pandemi bütün dünyada Mart'ta ilan edildi ama aslında biliyorsunuz Aralık ayında Wuhan'da başladı. Evet. Ve onlar da maşallah o kadar çok yayın yapmışlar ki, fakat omurilik yaralanmasıyla ilgili çok az yayın vardı. Hep vaka bildirimleri vardı. Sanırım bundan sonra daha çok ve biz onları derleyen bir yazı yazdık Türkiye kliniklerinde. Ben aynı zamanda Nörotoksin Derneği Başkanıyım. O derneğin sayfasında Ramazan'la da paylaştım. Tekerlekli sandalye ve yardımcı cihaz kullanıcıları için COVID-19 enfeksiyonunda alınması gereken önlemlerle ilgili kılavuzlar yaptık. Hijyen kuralları ile ilgili. Biraz önce de demiştim, Dünya Derneği'nin iletişim sorumlusuydum. Bu sene onun için çeşitli sosyal medyada hesaplar açtık ve biz bugün Dünya Derneği olarak burada koruma önleme komitesini görüyorsunuz. 13 kişiden oluşuyor. Aralarındaki tek Türk benim. Ve biz öncesinde böyle toplantılar yaparken bugüne hazırlanmak için böyle toplantılar yapmak karar verildi tabii mecburen. Ergin Hocam, yaptığınız çalışma biz o çalışmayı web sitemize koyduğumuz gibi birçok engelliyle de paylaştık. Yani elini yıkamaz, maske tak, teker sandalye kullananlar için ayrıca şu önlemler alınsın gibi önemli bilgilerdi. Bir de ben şeyi sormak istiyorum. Bugün hala hastanelere gitmiyor engelliler. Evet. Korkuyorlar. Dediğiniz gibi toplu taşıma aracına binmek istemiyorlar. Evet. Gidecekleri hastanelerde, kliniklerde ne kadar önlem alınmış bunu bilmiyor kimse. Uzmana rastlayıp bir rastlamayacağını bilemiyorlar. İstanbul dışına çıkmış, yerleşmiş. Birçok arkadaşımız geri döndü İstanbul'a. Hastalandık ve uzman bulamıyoruz dediler. Şimdi bununla ilgili siz bir girişimde bulundunuz mu? Sağlık Bakanlığı ya da Aile Bakanlığı nezdinde. Bu tür çalışmalarınız var mı? Süremiz çok kısaldı. Bu bilgiyi de alabilirseniz bizden. Ben açıkçası bir böyle bir girişimim olmadı. Yani resmi bir girişimim olmadı. Benim kişisel girişimlerim oldu ama yazılı ve resmi olmadı. Çok haklısın. Ben elimden geldiğince hani sizlerle iletişim halinde, Semra'yla da iletişim halinde, eğer yeni bir hasta varsa ona yer bulma konusunda çok hızlı davranılması gerektiğini. Çünkü akut ve subakut dönemde omurilik yaralanmalı hastalarımız var. Yani bu hastalık durmadı ki. Tamam, trafik kazası azaldı ama yani şunu söyleyebilirim. Birlikten kuvvet doğar Ramazan. Hani beraber bir şey yapabiliriz. Ben kendi hastanemde, şu anda Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi'nde benim C5 tetraplejik bir hastamı başka bir branşa konsültasyona yolluyorum. Asistanla telefonu açtırtıyorum. Onlar onu acile yolluyorlar. O kadar üzülüyorum ki, yani bizim farkındalığımız, ben hani bu çalışmaları belki her gün yapmamız lazım. 5 Eylül tek başına yetmiyor. Hani şunu söylemek istiyorum. Sadece toplumsal farkındalığın dışında sağlık sektörünün de bu konuda, işte bir radyoloji teknisyeninin de çok farkındalığı olması lazım. Bir laborantında, yani bir uzun süre tekerlek sandalyede bekletmeyip öncelikle onun kanını alması lazım. Çok pratikte aslında hastalarımız biraz sıkıntı yaşıyorlar. Ben onun farkındayım. Elimizden geldiğince şu anda yaptığım şey biraz da yeni yetişen tıp fakültesi öğrencilerin hayatlarını da dokunarak, böyle bir durum var ve bu durumdan farkındalığı artırıp ne kadar çok sesimizi duyurursak aslında bence o kadar da herhalde bu konuda biraz daha başarılı olacağız. Sadece fizik tedavi rehabilitasyon değil. Aynı değil, zamanda plastik cerrahiyi ilgilendiren bası yaraları. Çok çok önemli. Yani bunun gibi çok ciddi sorunlarımız var. Yine bazı özel girişimlerle psikolojik anlamda danışmanlık yapılıyor ama bu da yeterli değil. Hiç kolay değil. Hani ciddi bir şekilde engelli bu konuda sorun yaşıyorlar. Biz sizlerin de onayıyla yetkili kurumlarla bunu paylaşacağız. Çok memnunum. Ben destek olurum. Temizde de yayınlayacağız. Hocam çok teşekkür ediyorum. Hocamıza soru sormak isteyen
katkı sağlamak isteyen var mı konusuna? Ben bir soru sormak istiyorum. Bu tabii gene teknolojiyle ilgili tele tıp, tele rehabilitasyon uygulamaları var. Bunu siz yapıyor musunuz veya bildiğiniz bir yer var mı Türkiye'de yapan? Var. Şimdi şöyle, bu süreçte İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bir pilot çalışma yaptı. Tele rehabilitasyon, yani egzersizle hasta bağlanıyor. Önce bir doktor onu telefonla değerlendirip sonra da fizyoterapist eşliğinde. Şimdi bunu şu anda sadece İstanbul'da Erenköy Fizik Tedavi Hastanesi yapıyor. Oranın becerikli de bir başhekimi var, Başak. Fakat buradaki en önemli handikap, tele tıp yaptırdığınız zaman hastanelere geri ödeme yok. Şimdi siz geri ödemesiz bir tane doktoru, çünkü performans sistemiyle çalıştırıyor doktoru. Hiçbir şey vermeden, para vermeden, yani hasta baksa doktor artı bir para alıyor ama tele tıp yapsa para vermiyor. Ne terapiste ne doktora. Aslında bunu bütün dünyada, modern tıpta tele tıp çok eskiden beri var ve ödeniyor sağlık sistemleri tarafından. Belki Türkiye'de bundan sonra ödenmesiyle ilgili. Şu anda İstanbul'da devlette tek olan ama özel hastanelerin yaptığını biliyorum. Fakat daha çok nörolojik rehabilitasyon değil, kas iskelet sistemi, daha basit osteoartritik egzersizler gibi. Ben çok kısa Şafak Hocam, şeyden de çok hızlı bahsedeyim. İstanbul'da ben çok uzun yıllar biliyorsunuz 70. yaşın evlerde çalıştım. Daha sonra Gazi Osman Paşa Hastanesi'nin kuruluşunda yer aldım. 70. yılda robot vardır. Üst ekstremite ve alt ekstremite için. İki tane alt ekstremite, bir tane üst ekstremite. Geri ödemesi nörolojik rehabilitasyon olarak geri ödenir. Yani robotik rehabilitasyon adı da zaten aynı ücretle geri ödenir. SUT'ta tanımı böyle geçer. Gazi Osman Paşa'da da bir tane alt ekstremite robotu var. Bu tarafta da Erenköy hizmet satın alarak, Erenköy Fizik Tedavi Hastanesi'nde bir tane devlette olan alt ekstremite robotu var. Burada önemli olan Şafak Hocam'ın dediği gibi kullanıcıya bağlı bir şey ve çocukların hepsi çok genç. Kullanan çocukların hiçbir tecrübeleri yok. İlk başta tabii biraz sıkıntılı oluyor ama hani devlette de imkanlar bunlar. Özelde geri ödemesi olup olmadığını Şafak Hocam anlattı zaten. Yaygınlaşması için belki biraz daha geri ödeme şartlarının iyi olması belki doğru olabilir. Belki bu toplantının sonuç bildirgesi olacaksa içine bu telerehabilitasyon ve robotik rehabilitasyon uygulanmalarının ödenmesi diye bir görüş bildirilip ilgililere gönderilebilir. Evet, telerehabilitasyon eğer yani ödenmiyorsa devlette yapılması sürdürülebilirliği çok zor. Yani yöneticiler ona o gruba para veremiyorlar. Para veremiyor, yani para almayan işte sürdürülemiyor. Yani bir dönem yapılır ve bırakılır. Yani çok teşekkürler. Hocam, zaten amacımız bu zaten. Bu tür önerileriniz çok kıymetli. Bir de şunu söyleyeceğim. Tedaviye erişmek kadar, örneğin nefes çalışmaları dediniz hocam. Şu anda çok hızlı yapılabilir. Biz nereye başvuracağız? Kim yapıyor? Dernek olarak talepte bulunuruz ama bize uzmanlar bu konuda nasıl destek olur? En azından online'da bunlar yapılıyor biliyorum. Nurgül Hocam da bana bir torpil yapmıştı. Nefes çalışmaları ile ilgili. Bu konularda da sizlerden öneri ve destek bekliyoruz. Semra ben, buyurun. Şafak Hocam'dan bu robotik yürüme cihazındaki seanslar ne kadar hocam fiyatı? Yani bir omik felsi olarak haftada bir kere mi bunu kullanmamıza fayda var? Yoksa ayda bir kere mi, nasıl bir süreç işlemesi gerekiyor? Tabii bu konuda ben mesela bir kere gördüm. Ramazan Bey'le beraber Romatem'e gitmiştik. Hatırlar mısın Ramazan? Bir kişi robotik şeyde cihazla yürüyordu. Önünde de bir manzara vardı. Heveslendim ama tabii ben hiç daha binemedim ona. Sadece uzaktan gördüm. Ne kadardır fiyatı hocam? Bu tabii hastaya ve hastalığa göre değişmekle birlikte rehabilitasyon uygulamaları hastanın yorgunluğu da göz önüne alarak mümkün olduğu kadar yoğun yapılması lazım. Ben Türkiye'de işte hastanede yatan hastaya bir saat yapılırken İngiltere'ye gittim. Hastanın bütün zamanı dolu. Yani sadece uyuması 8-10 saat neyse uyuyor. Onun dışındaki bütün zamanı İşte psikolojik rehabilitasyon tutun da robotik rehabilitasyona kadar doldurulmuş durumda. Yoğun bir tedavi veriliyor. Böylece de hastanede kalış süreleri azaltılmış oluyor. Benim daha önceki tecrübem, bizzat yaşadığım Denizli'de biz
her gün yapıyorduk, sadece pazar günü dinlendiriyorduk. Ama bazı hastalarda gün aşırı yapıyorduk. Hasta tolere edemiyor idi. Daha sonra da haftada bire, 15'te bire geçtiğimiz hastalarda oldu. Onlar gidip gelen hastalardı. Tabii hastanın maddi durumuyla da ilgili. Biz o zaman, yani bundan 5 sene önce Denizli'de seans başına 250 lira fark alıyorduk. Yani nörolojik rehabilitasyonu SGK'dan alıyorduk. Artı 250 lira robotik rehabilitasyon için fark alıyordu. Şey... Ne kadar süresi var hocam? Yani 15 dakika, yarım saat, ne kadar bir sürede yürüme şeyi var? Hasta, gereken? Tabii hastaya bir saatlik bir süre ayırıyoruz ama onun zaten en az 15 dakikası giydirilmesiyle geçiyor. Yani o şeyleri bağlamak zorundasınız. Hastayı askıya alıyorsunuz vesaire. 15-20 dakika öyle geçiyor. Hastaya bir saat ayrılıyor. Bunun işte yarım saat 40 dakikası asıl rehabilitasyona ayrılan zaman oluyor. Devlette de şöyle bir şey var. Devlette 15 seans geri ödemesi var. Yani 15 seansın üstünde yaptığınız zaman zaten devlet geri ödemiyor. Eğer hastanede yatıyorsanız 15 seans uyguluyoruz. Ben hemen Niyazi Hocam'a söz vereceğim ama ondan önce şu bilgileri paylaşmak istiyorum. Dernekte Türkiye Omurilik Felçleri Derneği'nde 500 omurilik felçliyle telefonla görüşüldü. 240 kişi ile görüşme sağlandı. Diğerleri sorun yaşandı biraz ulaşılamaması ile ilgili. 5 kişi pozitif, 4'ü iyileşti, 1 kişi vefat etti yapılan çalışma sonucu. 235 kişi hiç test yaptırmamış. 27 kişi negatif. Yalnız burada ismini açıklamak istemeyen kişilerden bazılardan şöyle bilgiler geldi. Bizim evimizde COVID tespitleri yapıldı ama biz bunu kimseyle paylaşmadık. Yani aile içinde karantina uygulandı. Engelli çocuk bunu söylüyor. Peki önlem alındı mı seninle ilgili mi? Hayır, alınmadı. Biz bunu gizledik aramızda. Komşular da duymasın istedik gibi. Böyle vahim şeyler var. Niyazi Hocam, hoş geldiniz. Önce sizi tanıyalım. Sonra da konuşmanıza geçelim lütfen. Herkese günaydınlar. Günaydın. Görüntüm ve sesim geliyor. Kusura bakmayın. Bizim ufaklık diş problemi oldu. Aynı zamanda diş hekimine geldik. Ben de buradan katılıyorum programa. Şöyle bir yere oturayım. Nasılsınız? Herkes iyi umarım. İyiyiz hocam. Çok teşekkür ederim. Öncelikle bu sempozyuma beni de davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Çok da güzel. Ben birkaç kez bağlanabildim ancak. Hocaların ikisini de dinleyebildim ama tam dinleyemedim. Fakat çok güzel konular. Teşekkür ediyorum. Video sistemimize yayınlanacak hocam. Tamam, çok güzel. Ben onu takip edeceğim. Ben başlayayım mı? Yoksa soru cevap mı? Lütfen hocam. Hemen başlayalım. Tamam. Şimdi hakikaten bu pandemi süreci normal sağlıklı yaşam süren insanları etkilediği gibi özellikle altta yatan ciddi problem olan hastalarımızı daha çok etkilemiş gözüküyor. Bu sadece bizde değil, bütün dünyada da aynı sorun. Ve özellikle belli bir yaştan sonra aynı zamanda altta yatan bir hastalığı olduğu zaman ölüme kadar giden vakalarla karşılaşıyoruz. Sanıyorum takip ediyorsunuz. Bizim hocam de... siz ne yapıyorsunuz? Ne iş yaparsınız? Önce onu da alalım. Affedersiniz. Estağfurullah. Estağfurullah. Peki. Hani ben... vakalarla karşılaşıyoruz ölüme gider deyince. Herkes bir anda merak etti. Niyazi Hoca nerede ölümle karşılaşıyor diye. Ben Doğaç Niyazi Üçelik. Şu an İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'da öğretim üyesiyim. Bir acil tıp uzmanıyım. Aynı zamanda afet uzmanı sayılırım. Afet ve Acil Tıp Derneği'nin başkanıyım. Bugüne kadar pandemi dışında da depremler ve diğer afetlerde aktif çalışmaları olan birisiyim. Bu pandemi sürecinde de işte hemen hemen tüm İstanbul'da ya arkadaşlarım ya asistanlarım var. Onların vasıtasıyla da acildeki sorunlara da biz aktif olarak konuşuyoruz, görüşüyoruz. İki gün sonra 7 Eylül'de de bununla ilgili de bizim bir online sempozyumumuz olacak. Hatta adı da yani ne öğrendik, ne yapacağız? Bundan sonraki süreç ne olacak gibi.
özellikle sağlık çalışanlarının son zamanlarda farkındasınız. Giderek artan şekilde COVID'le yakalanma olasılığının hatta ölümlerin arttığını da görmekteyiz. Acil servislerde şöyle bir artımız var. Aslında baktığımız zaman pandemi sürecinde en başından beri çok başarılı bir yönetim sergiledi Türkiye. Ve bunun da pek çok yerde Sayın Sağlık Bakanı dile getirdi. Buradaki en önemli etkenin ben bizim acil servis olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunun nedeni şu, Amerika'daki arkadaşlarla görüşüyoruz. İşte pandemi ne kadar etkiledi sizi diye. Baktığımız zaman pandemi sürecinde acil servis normal başvuruların, yani normal süreçte de başvuran insanların azaldığını ve COVID şüpheli hastaların daha arttığını tanık olduk. Onların isteklerinde ve tecrübelerinde. Aslında bizde de hocalar da söylediler, omurilik felçleri dahil pek çok hastamız acil servislere bu süre zarfında gelemedi. Bizim de hastamız azaldı. Ama azaldığı şöyle, hala dünyada en fazla hasta bakan acil servisleriz. Yani normalde 2000 civarı günlük hasta sayısı, en küçük hastanemizde 1000 civarı hasta sayısı bakan acil servisler 800'lere indi, 700-800'lere indi. Bu sayı dünyada hala bir afettir. Ama bizim acil servislerde %50 azalması demek aslında bizim için işimizi kolaylaştırdı. Fakat burada sıkıntı şurada. Gerçekten semptomatik olan hastaları bulup tedavi etmek, tedaviye başlamak sorun değil. Ama asemptomatik vakaların da acil servise başvuruyor olması, hatta şüpheli vakaların da başvuruyor olması çalışma koşullarını etkiledi. Ve kalabalık mekanlardan işte ne diyoruz? Hijyen, maske ve sosyal mesafe diyoruz. Sosyal mesafenin belki de en aza indiği yerler maalesef acil servisler. Çok fazla hasta gerçekten hasta olup da tedavi olanların dışında maalesef eski alışkanlığımız yani pandemi süresinde devam ettiğini gördük biz. Çok basit bir şüpheli de acil servisleri meşgul eden hastalarımız oldu. Bu neye yol açtı? Bu sağlık personelinin ek bir yükle karşılaşmasına yol açtı. Özellikle acil servislerin. Ve gerçekten işte omurilik felçleri başta olmak üzere ciddi hastalığı olan hastaların hastane erişiminde bazı sorunlarla karşılaşıldı. Bunlar nedir? Bu kalabalık acilleri duyan, gören, zaten bende ek hastalık var. İşte gidip oradan hastalık kapmayayım diyen bazı vatandaşlarımızın hastaneden çekindiklerini, sen gelmekten çekindikleriyle karşılaştık. Bunları nasıl alıyor? Buna telefonlarla işte sağımızdan, solumuzdan özellikle tanıdıkları vasıtasıyla öğrendik. Çünkü resmi olarak elimizde kimin gerçekten hasta olup da acil servise gitmediği bilmiyoruz. Bu dönemde 112 ve acil servis çalışanlar hakikaten çok büyük özveriyle çalıştılar. Belki de yıllardır bu kadar hasta yoğunluğuna sahip ve bu nedenle tecrübe kazanan acil servisler ve 112'de işte hep örnekler görüyoruz. İtalya ve Avrupa'nın diğer ülkelerindeki gibi bir sorun yaşamadı. Çalışmasına devam ettiler. Çünkü zaten kalabalık acilere alışkın bir sistem var Türkiye'de. Özellikle acil tıp uzmanlığıyla beraber bu süreç pandeminin yönetimini kolaylaştırdı. Fakat işte buradaki sıkıntı şu, gerçekten COVID hastasıyla COVID olmayan bir hastanın aynı yerde, aynı acil serviste bulunması başta zorluk çekildi. Hemen arkasından yeni bir triyaj sistemi geliştirerek şüpheli COVID hastalarını acil servisten başka bir yere bir COVID polikliniğine yönlendirebilir miyiz tartışmaları yaptık. Ve hemen hemen tüm hastanelerde bu uygulamalar oldu. Tabii. Bu neyi sağladı? COVID
kontakte maruz kalmayı azalttı. Yani COVID pozitif olan bir hastayla COVID negatif olan bir hastanızın aynı anda bulunmamasını çaba sarf ettik. Fakat bu çok zor bir süreç sizin de takdir edeceğiniz gibi. Çünkü hangi hastanın COVID'li olduğunu bilmiyoruz. Bu en ağır işte engelli hastalarımız olan omurilik felçlerden tutun. Ayaktan normal herhangi bir hastalığı olmayan. Fakat işte o gün karın ağrısı, düşüp kolunu kırma ya da bir boğaz ağrısı ama COVID'le alakası olmayan semptomla gelen bir hasta da biz COVID var mı yok mu maalesef bu ayrım hemen yapamıyoruz. O yüzden de bu risk her zaman şu anda da hala var. Kalabalık acil servislerin yarattığı bu sekonder afet diyoruz biz buna. Tekrar bir sirkülasyon düşün. Yani COVID negatif geliyor acil servise başka bir hastalıktan dolayı orada da COVID kapıp tekrar sisteme katılma olasılığı var. Dolayısıyla işte başta Sağlık Bakanı olmak üzere olabildiği kadar bu hastaları evden takip edebilir miyiz sistemi geliştirdi arkasından ki burada da sizinle de birkaç kere konuştuk. Aslında omurilik felçleri çoğu evinde çıkmayan hasta grubu. Bu dezavantaj gibi görülen normal zamandaki süreç aslında onun için bir avantaja da dönüştüğünü biz gördük. Çünkü olabildiği kadar toplumdan uzak kalmak bu hastalığın yayılmasını azaltıyor hepimiz bildiği gibi. Fakat burada az önceki hocalar da söyledi. Buradaki asıl sorun yıllardır olan bakıcı sorunu. Yani Hocam çok küçük bir ekleme yapayım. Annem 77 yaşında. Uzun süredir kalça ağrıları, bel ağrıları var. Annemi ben hastaneye, kliniğe götüremiyorum. Zaten devlet hastanelerine giremiyoruz korkudan. Benim kronik rahatsızlıklarım var. Ben de aynı şekilde işte eve daha çok gelen oluyor. Testlerimi öyle yaptırmaya çalışıyorum. Şimdi her ikimiz de hastaneye gidemiyoruz. Bu bizim avantajımız ama dezavantajımıza mı bilemiyorum. Annem gidemeyince ben mağdur oluyorum. Ben gidemeyince annem mağdur oluyor. Mesela en yakın örnek ikimizi vereyim istedim. Evet bir dezavantaj var. Ama hastalık söz konusu olunca o büyük bir dezavantaja dönüşüyor. Doğru. Ama bu herkes için geçerli şu anda. Yani avantaj şurada. Omurilik felçli dışındaki maalesef biz insanlarımızı evlerde tutamadık. Tutamıyoruz. Bu hastalık da işte insandan insana bulaşan bir hastalık. Dolayısıyla taşıyıcı olan yine bir insan. Buradaki sorun yani çok bir örnek vereyim. Bütün omurilik felçlerini bir yere toplamış olsaydık ve oraya giren herhangi bir COVID pozitif bir hasta bütün omurilik felçlerinin COVID'e yakalanmasına neden olacak bir durum nasıl yol açacaktı. Bundan dolayı ben bunu bir avantaj olarak algıladım. Çünkü 65 yaş üstü vatandaşlarımızın da evinde izolasyona maruz bırakılması da aslında bence Türkiye'deki ölüm oranlarını azalttı. O yüzden de ben bunu bu bakımdan avantaj diyorum. Ama diğer bakımdan başından beri söylediğim gibi COVID olmayan, işte alakasız yıllardır olan kronik sorunlarının takibi ya da gerçekleşen bir acil hastalığın nedeniyle hastaneye başvurmak isteyen hastalarda zorluk çıktı. Hatta sizden bir önceki yine bir online sempozyumunuz vardı, ona katılamamıştım. Çünkü o sırada babam da ani bir hastalık meydana geldi, bunun kalp hastalığı var. Ve normalde 3 gün yatması gerekiyor. Ben de acil servise toparlayıp eve götürdüm. Evden takip etmek istedim. Çünkü olabildiği kadar uzak tutmakta yararı var. Ben hala bunun doğru olduğunu düşünenlerdenim. Ama burada haklı olduğunuz şöyle bir konu var. Omurilik felçleri dahil kronik hastalığı olan hastalarımızın evden takibini nasıl yapmalıyız? Bu belki de bundan sonraki işte Sağlık Bakanlığı'nın
Önümüzdeki süreçte de en büyük ele alacak konudan biri olmalı. Çünkü şeyler de geliyor. Onda hep birlikte ama önemli bir çalışma yürütmeliyiz. Çünkü görülemeyen insanlar durumundayız. Eskiden nasılsa şimdi de aynı durumdayız. Görülemeyen insanlar çünkü sorunlarını çok iyi dile getiremeyen bir STK şeyimiz var. Üniversitelerimiz aynı durumda ve engellilerimiz. Yani birlikte hep birlikte görünen insanlar olmalıyız. Sonuçta şunu diyebilir miyiz hocam? Biz omurilik felçlileri COVID pandemi yayılmasına önlemek için önemli katkıda bulunduk. çok güzel. Yani çok evde kal bayarak. Evde kal komutuna en fazla uyan grup evet. Omurilik felçlileri. O yüzden hepsine teşekkür ediyoruz. Ama hatırlarsınız Ramazan hocam. Yani yıllar önce bir çalışma yapalım dedik. Yani biz hakikaten sağımızda, solumuzda, apartmanımızda kim hastadır, kim bırakın omurilik felçlisini, onun dışında başka hangi hastalıklar vardır, onları bile bilmiyoruz. Ki omurilik felçleri bunun en kolay tespit edecek alanı. Çünkü sonuçta evden çıkmayan bir insan var. Bunun takibi, tespiti daha kolay. Fakat bu kayıt sisteminde işte ki yetersizlik, sadece hastaneye gelince onları ne olduğunu görmek, bilmek. Bu özellikle pandemi sürecinde çok büyük sorun yaşattı. Bu konuda bence bundan sonraki süreçte aile hekimliğinin, ben işte Şafak Hocam başta olmak üzere yıllardır emekleri var, diğer hocalarım da öyle. Ben şunu öneriyorum, her omurilik felçlisinin, her mahallesinde, aile hekimliklerinde bir kayıt sistemi olması gerekir. Özel bir kayıt sistemi olması gerekir. Çünkü bunlar kendileri gelemeyeceği gibi bakıcılarının gelip gitmesi de bir risk oluyor. İşte hocalar söylüyor, özellikle solunum fonksiyonları ciddi sorunlu olan omurilik felçlerinde bu hastalığın atlatılması daha zor olduğu süreç olacaktır. O yüzden de bunların takip, tedavi ve işte rehabilitasyon sürecinde belki teletip hocaların bahsettiği gibi mutlaka bence her aile hekimliğinde ayrı bir omurilik felçlerinin kayıt sisteminin olması gerekiyor ki en ufak bir sorunda onlara kolay ulaşılsın. Çünkü... Hocam, aile hekimlerinde kayıt sisteminde varız. Başka yerlerde de varız ama bu sistemi nasıl kullanacağımız önemli. Hep birlikte sorunu nasıl aşmamız gerektiğiyle ilgili çalışmalar önemli. Bence bu konuda yine en büyük görev Aile Bakanlığı ve üniversitelere düşüyor STK'larla birlikte. Hocam çok teşekkür ediyorum. Varsa Niyazi Hocam'a soru onları alalım. Estağfurullah. Şimdi... Son bir şey söyleyeyim. Burada benim bir taraftan da biliyorsunuz sosyal hizmetle ilgileniyorum. Buranın İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'nın sosyal hizmet bölümü başkanıyım. Biz aile Aile Bakanlığı'yla da ortak çalışmalara başladık. Özellikle bu süreci de ele aldık. Çünkü şu anda yurt dışında en büyük sorun yaşayan kronik hastalıklar, yaşlılar ve engelliler olduğunu ortaya çıktı. Biz de henüz bununla ilgili maalesef bilimsel çalışma çok fazla yapamıyoruz ama gördüğümüz konular üzerine bir proje yapabiliriz diye düşündük. Önümüzdeki süreçlerde sizi tekrar rahatsız edeceğiz bu konuda hocam. Sait Hocam. Buyurun. Ben hatlar düştü. Bir anda laptopun pili bitti. Şimdi geri döndüm. Şu anda hazır mısınız konuşmaya? Hazırım. Hazırım. Peki hocam, evet, sizin hocam. Değerli bilgilerinizi bizimle lütfen paylaşırsanız. Allah çok Allah. Seviniriz. Önce kendinizi tanıtın lütfen. Ben Doktor Sait Naderi, Ümraniye Bey'in cerrahisi, klinik şefiyim. Sizin de bildiğiniz gibi işte uzun yıllardır omurilik cerrahisiyle uğraşıyorum. Daha önce Türk Nöroşirurji Derneği omurilik cerrahisi grubu başkanlığını yaptım. Sonra Türk Omurga Derneği başkanlığını yaptım geçmiş döneme kadar. Halen yine Dünya Omurga Derneği, Avrupa Omurga Derneği'nin yönetiminde görev yapıyorum. Ve omurilik felçleriyle de yakından ilgilenen biriyim. Öncelikle beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Belgin Hoca sunum hazırladığı için ben daha da etkili olur diye ben de oturdum sunum hazırladım. Bu arada belki daha etkili oldum. Şimdi çok hızlıca anlatmak gerekirse
Hepinizin de bildiği gibi Kasım'dan bu yana ciddi bir olayla karşı karşıyayız. Bütün dünyayı, 5 kıtayı ilgilendiren bir olay. Dünkü rakamlara göre de 7 milyon test yapılmış ülkemizde. Ve dünkü rakama göre de 276 bin pozitif sonuç var. Ülkemiz hani bunları doğru kabul edecek olursak, çünkü hani biliyorsunuz yok şu kadarla çarpıyor diyen var, doğru veya yanlış, ama biz bunları doğru kabul etmek durumundayız şimdilik. Ve baktığımızda ülkenin nüfusuna vurduğumuzda 80 milyonluk nüfusta bu %0.34 ediyor. Yani %1 bile değil aslında. Ama hepimizi bir şekilde etkiliyor. Bu %0.34'ü bence aklımızda tutmamızda fayda var. Neden fayda var? Çünkü ben hani bugün burada konuşacağız diye şöyle bir literatür taraması da yaptım. Yani omurilik felçleri bu işten ne kadar etkileniyor? Ve bu Spinal Cord dergisinde bu sene yayınlanmış İspanya merkezli ama birçok ülkeyi de araştıran bir çalışma buldum. Çok ilgimi çekti. Burada gördüğünüz gibi aşağı yukarı 783 kişi arasında hepsi omurilik felçli. Ramazan Bey'in hani 250 kişiye ulaştık dediği çalışmanın benzerini yapmışlar. 783 kişi arasında bir araştırma yapmışlar ve tespit ettikleri bunları da %4.4'lük oranda COVID tespit etmişler. Şimdi bakın bizim o ülkemizin nüfusuna baktık az önce %0.34. Yani bunu 10 katına bile çarpsanız gene omurilik felçlilerinde COVID oranının daha yüksek olması oldukça ilginç. Sizin kendi oranınız da alt satırda, onu da hemen yaptım. Ramazan Bey'in söylediği 240 kişi de 5 kişi yakalanmış dedi. Bu da %2.08. Yani kendi oranlarımızda, yani ülkemizin şu anda oranı %0.34. Bu aşağı yukarı kaç kat ediyor? Neredeyse 8 kat daha yüksek omurilik felçlerinde gibi gözüküyor bizim hocam, buyurun. Hocam TOG'un iyisi yok. Aklınızda olsun sonra. Peki. Ben burada bir şey söylemek istiyorum. Çok bizim hızlı yazdınız. Hızlı cevap. Olsun sorun yok. Yarın sunum yaparsanız onun için dedim. Bizim bir bakım merkezimiz var. 24 saat hizmet veren, çok titizlikle korumaya çalışıyoruz. Orada iki kişi de çıktı. Hemen başka bir merkeze sevk ettik. 15 gün karantinada kaldılar başka bir yerde. Ve biz orada bütün personeli 15 günde bir dinlendirerek çalıştırıyoruz. Yani 15 gün içeri giriyorlar, testleri yapılıyor. Hiç çıkmıyorlar merkezden. 15 gün sonra ikinci personel giriyor. Bu şekilde önlemler almaya çalışıyoruz. Türkiye genelinde daha detaylı araştırma yapmaya ihtiyacımız var. Bu araştırmaları yapınca da sizinle paylaşacağız. Evet, ama şu andaki değerler bile, yani ülkemizin oranının %0.34 ama omurilik felçlerinde şu 240 kişiyle bile 8 kat daha fazla olması bence bize bir fikir veriyor. Bu da tabii ki omurilik felçlerinin Belgin Hoca'nın da dediği gibi enfeksiyona daha yatkın olmasından kaynaklanıyor. Şimdi tabii bu oranlar belli ölçüde bir takım endişeler yaratıyor. Ve bu endişelerin ne olduğunu gene bu az önce söylediğim çalışmada ankette sormuşlar. En büyük endişe enfeksiyon yatkınlık endişesi, ki bu doğru bir endişe. İkinci endişe, ikinci sırada sağlık sisteminin desteğinin azalması. Bu da belli ölçüde doğru, çünkü sağlık sisteminin öncelikleri bir miktar değişti. Ha, daha önce de çok harika mıydı? Evet, çok harika değildi ama belli miktarda bir şeyler yürüyordu en azından, ama mevcut bu global problem nedeniyle sağlık sistemimizde biraz öncelikleri değişti. Üçüncü sırada transport endişesi ve tabii ki sonraki sırada self karantina zorlukları. Şimdi bunun için de hani hangi çözümleri bulmuşlar? Hani sizin de Ramazan Bey yaptığınız gibi işte bazıları işte teletip başvurmuş %40, %40 tedaviyi kısıtlamış, yani hiç artık doktora gitmemeye karar vermiş. %20'si de evde bakım. Aslında bu oranlar
sadece belki de omurilik felçleriyle ilgili değil, bence toplumdaki birçok kesimi için de geçerli. Yani bu oranlar Türkiye genelinde bir araştırma mı? Yoksa dünya genelinde? Yok, İspanya'daki araştırma bu. Türkiye'de henüz bir araştırma yok. Ama, ama bence, tamam bizde belki teletip o kadar yok ama tedaviye gitmeyenler sizin de dediğiniz gibi kısıtlama ciddi bir oranda. Bir kısım hakikaten evde bakım oluyor ve bir kısım da ya özel hastane temiz olduğunu düşündüğü özel hastaneye veya muayenehaneye gidiyor. Hani muayenehaneye çok kişi gitmediğini düşünerek olabildiğince hani çok sayıda hastanın olduğu devlet hastanelerinden uzaklaşmaya çalışıyor. Tabii bu işin hasta ve omurilik felçli boyutu. Yani 8 kat daha fazla dedik ama aslında sorun sadece o hastalar değil, aynı zamanda sağlıkçılar da risk altında. Biz sağlıkçı olarak hepimiz risk altındayız. Özellikle hastalarla birebir fiziksel temasta olan fizik tedavi uzmanları, fizyoterapistler ve cerrahlar ve anestezistler. Cerrahların içinde tabii KBB uzmanları özellikle, anestezistler daha ön planda. Ama biz de sonuçta her gün birçok ameliyat yapıyoruz ve hastayı elliyoruz, hastanın kanını elliyoruz, hastanın ifrazatları elimize bulaşıyor. Kendimizi korumaya çalışıyoruz. Oradan aldığımızı başkasına bulaştırmamaya çalışıyoruz. Ama tüm bu kadar şeye rağmen hepimiz gene risk altındayız. Zaten bunu da oranlardan biliyoruz. Çünkü şu anda herhalde 2000-3000'den fazla sağlıkçının etkilendiğini biliyorum. Tam rakamları bilmiyorum ama sadece bizim hastanede bile bir sürü meslektaşımın etkilendiğini biliyorum. Özellikle yardımcı sağlık personelinde bu oran daha fazla. Çünkü onlar da evet hastanede kendini koruyor ama çoğu toplu taşımayla hastaneye gelenler daha fazla risk altında. Yani doktor ve hemşirelerin çoğu zaten kendi arabasıyla geldiği için belli miktarda birazcık daha az riskle birlikte. Peki cerrahi olarak tamam bunlar hani normal riskler. Biz ama bir de yani yeni travmalar geliyor bize. Yani hasta geliyor, gene sığ suya dalma ile geliyor ki mesela bu sene hiç gelmemişti, iki tane üst üste geldi. Veya diğer omurilik felçleri geldi. Bunlar da ameliyat gerektiriyor. Bunları tabii ki gereken şeyleri yöntemleri alarak ameliyat etmemiz gerekiyor. Ama enteresan bir şey söyleyeyim. Bu sene kadar az omurilik felçlisi gelmedi. Yani herhalde bu insanların dışarıya çıkmasının biraz kısıtlanması, işte turizmin de biraz azalması nedeniyle bir miktar daha az omurilik felçlisi geldi. Bu kadar sayı daha az. Ama önemli bir rakam söyleyeyim. Biz bir trafik arabası yaptık. Kriterleri yayınladık. Şu anda yapılan tüm cerrahilerde enfeksiyon riski 3 kat daha fazla. Biz buna göre de onam alıyoruz hastalarda. Hasta omurilik felçlisi olsun, beyin tümörü olsun, başka şey olsun, ne olursa olsun 3 kat daha fazla risk var. Tabii çözüm nedir derseniz yurt dışında da bizde de çözümü temiz hastane konsepti. Bu temiz hastane konsepti yani ben hastane COVID'e ayırmak, diğer hastanelerin temiz ve elektif hastaları ayırmak. Bu pratikte başlangıçta işlerlik olsa da zamanla bu tür hastanelerde mesela bizim yaptığımız gibi... Hocam özür dilerim. Evet. Bir televizyon açık sanırım. O televizyon açık olan kişi sesi kısarsa... Başkanım aslında konuşmacı dışında herkes kapatabilir sesi. Daha sanki sağlıklı olacak. Evet, evet öyle yapalım hocam. Yoğun bir şekilde bir televizyon sesi geliyor. Peki teşekkür ederim. Buyurun hocam çok az süremiz kaldı. Hala geliyor ses çünkü de. Biraz hocadan geliyor. Peki özetlemem gerekirse, şimdi ses gitti galiba. Evet. Şu anda herkes sesimi duyuyor değil mi? En azından evet. Tamam peki sesinizi duydum. Bugün için en büyük problem enfeksiyon oranımız şu anda bütün ameliyatlarda yani sadece omurilik felçli hastalarda değil şu anda belli miktarda daha yüksek. Bu 3 kata kadar çıkabiliyor. Biz bunun önlemini alıyoruz ama çözümü de
temiz hastane konseptidir. Yani diyelim ki Anadolu yakasında belli hastaneler temiz hastane, yani elektif hastalar ayrılacak. Çünkü neticede birçok hastada pankreas tümörü de var, beyin tümörü var, bilmem omurga tümörü var. Bunlar bir an önce de ameliyat olması lazım. Zaman kaybetmemesi gerekiyor. Bir taraftan da hastanenin temiz olması lazım. Dolayısıyla bu hastalar için ayrı bir hastane ayırmak gerekiyor. Bunda da zaman zaman her şeyi, mesela beyin tümörüyle gelip aynı zamanda COVID saptadığımız hastalar var. Kaşaklar olabiliyor ama olabildiğince, elimizden geldiğince tek çözüm bu. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Sadece son bir defa bu rakamları tekrarlamak istiyorum. Çünkü gerçekten bence çarpıcı. Yani ülkemizde %0.34'lük bir oran COVID açısından, ama bu omurilik yaralamalarında %4.4, bizim ülkemizde de sizin çalışmanızda %2. Yani normal toplumun en iyimser yaklaşımla 8 kat daha fazla enfeksiyon olduğunu bilmemiz lazım. Teşekkürler. Hocam, çok teşekkür ederim değerli bilgileriniz için. Selami Hocam, çeşitli mesleklerden de katılım sağlanmasını önem verdik. Çünkü sosyal çalışmalar önemli. Erişilebilirlik çalışmaları önemli. Biz bir süre önce, 1,5 ay oldu sanırım, Mimar Sinan Üniversitesi ile 50 kişinin katıldığı 7 ayrı oturum başlığı altında bir çalıştay düzenlendi. İnci Hocam da aynı şekilde düzenleyen kişilerin en başında, İnci Hocam teşekkür ediyorum. Çok değerli çalışmalar sundular katılımcılar. Tabii en büyük oradaki emek de üniversite, Mimar Sinan Üniversitesi hocalarımıza aitti. Şimdi Selami Hocam, sizi tanıyalım. Sonra da konumuza geçelim. Merhaba, ben Selami Çifter, endüstri ürünleri tasarımcısıyım. Aynı zamanda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümünde doçent olarak görev yapıyorum. Aslında biz İnci Hocam'la birlikte, ikimizin konu başlığı ortak şekilde yazıldığı için birlikte konuşuruz diye planladık. Eğer uygunsa o şekilde bir süreç devam edeceğiz. Çünkü birbiriyle ilişki... Elbette uygun hocam, uygun bir. Buyurun lütfen. Zaman hem zamandan da kazanırız. Tamam. İnci Hocam şimdi mi tanısın kendisini, yoksa... Lütfen. Tamam. Tamam. İnci Olgun, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ndeyim. Selami Hocamızın tam tersi, daha üst ölçekte şehir ve bölge planlamadayım. Aslen mimarım. Öyle tanıtayım şimdi, tanıtmış olayım kendimi. Buyurun Selami Hocam. Evet, biz İnci Hocam'la burada hem en küçük hem en büyük ölçekte tasarımı temsil ediyoruz. Bu açıdan aslında güzel bir kombinasyonumuz oldu. Şimdi tabii biraz daha farklı bir bakış açısıyla biz konuya giriş yapacağız. Öncelikle ben Herbert Simon'ın 1996'da söylediği bir tasarım tanımlaması var. Bununla başlamak istiyorum. Tasarım, mevcut durumu daha tercih edilebilir bir duruma dönüştürme olarak ifade ediliyor. Bu ilk dönemlerde aslında tasarımın çıkışına baktığımızda daha çok böyle ticari bir yaklaşım olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle pazar rekabet doğrultusunda devamlı gelişen bir yaklaşımı vardı. Ama günümüzde bu yavaş yavaş değişiyor. Günümüzde artık daha çok sosyal yaklaşım önemli diyebiliriz. Çünkü etrafımızdaki her şeyin, tasarladığımız her şeyin bizi etkilediğini, olumlu veya olumsuz şekilde, ve bizim davranışlarımızın da tasarımı etkilediğini söyleyebiliriz. Yani bunun içinde aslında bir döngü var. Devamlı. Biz ne yaparsak, ne tasarlarsak tasarlayalım, illaki insanları etkiliyoruz, onların davranışlarını etkiliyoruz. Bu da genel yaşantıyı, toplumun davranış şeklini, her şeyi değiştiriyor. Hatta küresel ölçekte, özellikle artık ürünlerin küresel pazarda yer almasından dolayı çok daha geniş bir etki alanı olduğunu söyleyebiliriz. Bunun en basit örneklerinden cep telefonunda mesela sosyal medyanın ilişkisinden bahsedebiliriz bu anlamda. Bununla birlikte tasarım bir de şöyle bir konu aslında. Etrafımıza mesela bir bakalım. Nereye bakarsak bakalım, her şey tasarlanmış. Biz tasarlanmış bir dünyada yaşıyoruz. Yani tasarım aslında oldukça güçlü bir kavram bu anlamda. Yani en basit, çok da geniş bir ölçeği olduğunu söyleyebiliriz. Yani grafik tasarımından en temelde sıklıkla karşımıza çıkan çevrelere kadar her şey tasarlanmış durumda. Biz bir tasarım havuzunun içerisinde aslında yüzdüğümüzü söyleyebilirim. Bu da özellikle COVID döneminde aslında dikkat çekmeye de başladı. Çünkü COVID ile birlikte biz etrafımızdaki her şeyi bir durup düşünüp
sıfırdan tekrardan tasarlamaya başladık. Bunun Birleşmiş Milletler'deki yansımasını da aslında görebilirsiniz. Çünkü yakın zamanda bu salgın ilk çıktığı dönemde Birleşmiş Milletler insanları bilinçlendirmeyi sağlayabilmek için doğru davranışa, çünkü hiç beklemediğimiz bir koşulda tekrardan davranışlarımızı programlama ihtiyacı hissetmeye başladık. Bir grafik tasarımı çağrısı yaptı ve bu şekilde insanlara COVID ile birlikte yeni yaşantımıza uyum sağlayacağız veya alacağımız tedbirlerle ilişkili insanlara bu mesajı doğru şekilde vermeye yönelik çeşitli tasarımcılar gönüllü olarak çalışmalar yaptılar. Bu anlamda da artık tasarımın gücünün çok geniş kitlelerde kabul gördüğünü de yavaş yavaş biz de görmeye başladık. Burada şunu söylemek istiyorum. Şimdi tasarımın gücüyle alakalı olarak tasarımın şöyle üç anlamda gücü olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi biraz önce belirttiğim gibi insanlar üzerinde bilinç yaratmak. İkincisi etrafımızda bir sürü sorun var. Biz bunlarla bir şekilde mücadele ediyoruz. Bunlara bir şekilde çözüm üretmeye çalışıyoruz. Ve bunların büyük bir bölümü de tasarımla biten çözümler farklı ölçeklerde. Bir de yanlış tasarımlar var. Bizim için aslında belki de en değerli şeylerden biri bu. Etrafımıza bakıyoruz, bir şeyin yanlış olduğunu görüyoruz ve o doğrultuda diyoruz ki ha burada bir yanlışlık var, bizim bunu düzeltmemiz lazım. Yani aslında kendi içerisinde bir mesaj niteliği de olduğunu söyleyebiliriz tasarım. Yani yanlış tasarımlarda bir yerde bizi geliştiren bir şey. Bunu özellikle erişilebilirlik anlamında çok fazla görüyoruz. Hatta çoğu zaman biz yanlış tasarımı ancak kendimiz maruz kaldığımızda hissediyoruz veya fark ediyoruz. Etrafımızdaki bir sürü bir şeyin yanlış olduğunu aslında biz fark etmiyoruz. Ancak diyelim bir şekilde biz o ürünü, o sistemi kullanamayacak duruma gelirsek, o durumda diyoruz ki burada bir hata var. Bu da aslında insanın konuya bakış açısına dair bir örnek de ortaya koyuyor diyebilirim. Bu anlamda herkes için tasarım diye endüstriyel tasarım, grafik tasarım, mimari tasarım, şehir bölge planlama hepsinde konuşulan bir kavram var. Herkes için tasarım. Bu herkes için tasarımın tanımını da şu şekilde ifade edebiliriz. Özel bir uyarlama veya tasarım gerekmeksizin ürünlerin, hizmetlerin olabilecek en geniş kullanıcı yetisi ve kullanım durumları göz önüne alınarak erişilebilir olarak tasarlanması. Bu İngiliz Standartları Enstitüsü'nün özellikle kapsayıcı tasarım üzerine çıkarttığı bir standart var. Bu dünyadaki ilk standart bu anlamda. Orada yer alan tanım. Burada tabii tasarımın çok geniş ölçekli olduğunu söylemiştik. Sistemsel düzeyde de baktığımızda aslında oldukça geniş olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu eğitimden biraz önce konuşulan birçok başlık doğrultusunda sağlığa kadar birçok sistemi etkiliyor. Ve şunu da söylemek lazım. Yani günümüzde artık tasarlanan her şey aslında bir sistem perspektifinden tasarlanıyor. Yani siz bir şeyi eğer kullanılabilir hale getirmek istiyorsanız onu sistemsel şekilde düşünmek zorundasınız. Ve mesela endüstriyel tasarımda bizim eğitim dönemimizde bize söylenen bir laf var. Benim çok sevdiğim bir laftır. Burada onu söylemek istiyorum. Bir sistemin, özellikle ergonomi alanında geçer, bir sistemin performansını o sistemin en zayıf noktası neresiyse o belirliyor. Yani mesela sağlık sistemi üzerinden düşünecek olursak, eğer siz bir yeni bir başlık ortaya atıyorsanız, yeni bir hizmet ortaya atıyorsanız, o hizmetin o kişilere bir şekilde ulaşması bir kere gerekiyor. İnsanların o sistemi biliyor olması lazım. Daha sonra o sisteme dijital bir şekilde belki ulaşabiliyor, o sistemle ilgili bilgi toplayabiliyor olması lazım. Daha sonra o sisteme erişmesi için gitmesi gerekiyor, bir sürü ürünü kullanması gerekiyor, belki çeşitli binalara erişmesi gerekiyor, erişim yapması gerekiyor. Oradaki en basit bir rampa bile mesela bunun önünde bir engel olarak çıkabiliyor. Dolayısıyla bunun erişilebilirlik anlamında çok çok önemli etkileri var. Bu anlamda sistemsel olarak düşünmek lazım. Bazen en basit yerdeki noktadaki sorunlar bütün sisteme erişimimizi negatif yönde etkileyebiliyor. Ne yazık ki bizde şu an bu erişilebilir kapsayıcı tasarım konuları genellikle sistemin bütününde düşünülmeyip daha sonra böyle ufak ufak parçalı parçalı iyileştirmelerle yapılmaya çalışıyor. Dolayısıyla ortaya böyle yamalı sistemler çıkıyor. Tam olarak istediğimiz etkiyi vermeyen sistemler çıkıyor. Burada Dünya Sağlık Örgütü'nün özellikle 2011 yılında yayınladığı bir rapor var. Orada özellikle katılımcılığı dikkat çekiyor. Yani aslında biz burada tasarım sürecinde o sistemi tasarlarken hangi aşamasında, hangi ölçekte olursa olsun genel olarak özellikle bu sistemi kullanacak her tür kullanıcı kitlesinden geri bildirim almamız ve onları sürece dahil etmemizin öneminden bahsediyor.
Bu anlamda çözümlerin, ortaya çıkan çözümlerin verimliliği açısından önemli bir konu olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi aslında COVID-19'la alakalı olarak şöyle bir ekleme de yapmak istiyorum. Biz şu an her şeyi biraz önce dediğim gibi sıfırdan bir tasarlama sürecine girişmiş bulunuyoruz. Yani etrafımızdaki kamusal alanları değiştiriyoruz. Mesela yeni yeni bir sürü ürünle etkileşime girmeye başladık. Çeşitli dezenfektanlarla iletişime, etkileşime geçiyoruz. Tuvaletlerimizi yeniden tasarlıyoruz. Kendi evimizde artık daha fazla zaman geçiriyoruz. Bunları yeniden tasarlamamız gerekiyor. Hastanelere, okullara girişimizi, çıkışımızı, eğitimimizi nasıl verdiğimizi, bunların hepsini sıfırdan baştan tasarlamamız gerekiyor. Dolayısıyla burada ben verimli işbirliklerinin olması gerektiğini düşünüyorum. Ramazan Bey'in de vurguladığı üzere üniversitelerin de bu anlamda özellikle araştırma boyutunda, sorunların tespiti boyutunda önemli bir kilit noktası olduğunu düşünüyorum. Yani çok basit ürünlerle etkileşimimizde yaşadığımız sorunlardan aslında biraz ben yola çıkmaya çalıştım. Daha geniş ölçekli, büyük ölçekli kent içerisindeki sorunlarla ilişkili de İnci Hocam'a söz vermek istiyorum. Şimdi hepimiz konuşmacı olarak katılıyoruz. Kapalı bir oturum. Aramızda İsa Dal, İsa Bey. Merak ediyorsunuzdur. İsa Bey, Denizli'de bir fabrikada ev tekstil ürünleri üretiyorlar. Bizim tanışma sebebimiz de yarayı önleyici çarşaf üretimleriyle ilgili. Ürünlerde için sürekli görüşüyoruz. Biraz önce dediniz ya hocam tasarımlar. İsa Bey'in eşi Şöhret Hanım da Koç Üniversitesi'nde tekstil bölümünde öğretim üyesi, doçent. Onlarla sık sık görüşüyoruz. Yeni tasarımlar ve yeni ürünler keşfetmeye çalışıyoruz. Bizden çok önce başlamışlar. Aynı zamanda Ekotex özellikle maske üretiyorlar ve daha birçok ürün. İsa Bey'e zaman kalırsa ben böyle bir iki dakika söz vermek istiyorum. Paylaşsın diye, çünkü çok önemli şey yaptı. Biz bir süre sonra bu ürünleri sizlerle de paylaşacağız. Teşekkür ederim. İnci Hocam buyurun. Tekrar merhaba. Sesim geliyor zannediyorum. Bir problem yok. Arada sıkıntı yaşayabiliyorum ben, kusura bakmayın. Aslında Selami Hocam çok güzel açıkladı. Biz yaklaşık 3 senedir devam ettiğimiz bir sosyal sorumluluk dersimiz var. Bu kapsamda da daha önce de belirttiğimiz gibi Mimarlık Fakültesi altındaki 4 tane ayrı bölüm bir arada çalışıyor. Bunun şöyle güzel bir anlamı var. Tasarım ölçeğinde hem endüstri tasarımdan, yani nesne ölçeğinden iç mimarlığa, mimarlığa ve ondan sonra da şehir bölge planlama, daha üst ölçek, kentsel ölçeğe kadar bir platform oluşturuyoruz aslında ve bu platformda her parça birbirine tamamlar hale geliyor. Eskiden daha ayrışmış olan tasarıma bakış bir parça daha bütüncül, yani ölçekler arası bütüncül bir yaklaşımı gerektirdiğini öğrencilerle birlikte öğreniyoruz. Aslında çoğumuz bunu yakın zamana kadar çok fazla da anlamlı bir şekilde deneyimlendiremedik. Özellikle bu pandemi süreci bu konuyu biraz daha hassas bir şekilde ele almamızı sağladı. Çünkü aslında karşılaştığımız süreç bireysel bir süreç değil, toplumsal bir süreç. Yani bunun hepimiz farkındayız. Hatta geçenlerde hem Selami Hocamızın hem TOF'den güzel yazıların paylaşıldığı bir Spektrum serisinin ikinci bir dergisi vardı. E-kitabı daha doğrusu. Ona başlarken, ön söz hazırlarken çok güzel eskiden kalan, hatırladığım ve yeniden elime alıp baktım. Albert Camus'un Veba kitabında oldukça güzel bir söz vardı. Bu anlamda ben alıntı yapmayı faydalı görüyorum. Diyor ki bireysel yazgı diye bir şey artık yoktu ama veba ve herkesin paylaştığı duygulardan oluşmuş toplumsal bir tarih vardı. Tam da biz aslında bu dönemde salgını bu kadar yakın deneyimlerken bu toplumsal tarihi yazar haldeyiz. Ve bizi daha da geliştireceğini umuyoruz. Aslında tüm bu bireysel diyebiliriz ya da farklı grupların tecrübeleri, deneyimleri, içinde çok sıkıntıları da barındıran, kendi içinde farklı çözümleri de getiren bu toplumsal tarihin hikayenin de bir parçası haline gelecek diye düşünüyoruz. Şimdi baktığınızda... Şimdi belki de bu sürecin en önemli girdilerinden bir tanesi aslında bu kentsel ölçekte erişilebilirlikte
bir parça daha üst ölçeğe çekiyorum. Neleri nasıl kullandığımız ve aslında hani tam da içinde bulunduğumuz mekanı nasıl yaşadığımız hikayesiydi. Dolayısıyla birden fark ettik ki aslında hani büyük bir kenti kendimize dar bulurken özellikle çalışma temposu içerisinde çok daha küçük alanlarda yaşayabildiğimizi ve üretebildiğimizi fark ettik. Bu anlamda dijital dünyanın bize sağladığı tabii imkanlar müthişti. Artık böyle fiber optik kablolara bağlı böyle küçük mekanlarımızda her şeyi üretir yaşar hale geldik. Gerçek mekanlardan çok fazla uzaklaştık. Dolayısıyla o çalışma mekanlarımızı nasıl yeniden yapılandıracağımızı, kullanacağımız tüm o alet edevatları ya da mekansal öğeleri nasıl yeniden düzen haline getireceğimize tekrardan baktık. Ama işin ilginç tarafı biz sürekli dışarıda ve hareket halindeyken aslında evde hani bu konforu çok daha önce yaşayan ve erişilebilirliği zaten aslında uzun süredir belli bir limitte olan ve kentin getirdiği aslında ne diyebiliriz alternatif çözümlerin çözümlerle karşı karşıya bir zemin, rahat bir zemin yakalayamayan tüm bireylerle sürecin nasıl işlediğini öğrendik ve farklı platformlarda bunun nasıl geliştirilmesi gerektiğini, mekanların nasıl daha yaşanılabilir kılınacağını araştırmaya başladık, tartışmaya başladık. Az önce Ramazan Bey'in bahsettiği, geçen günlerde yaptığımız, yaklaşık geçen günde demek çok yanlış olacak, bir iki ay kadar oldu. Yakın zamanda da kitabı çıkacak diye tahmin ediyoruz. Bitirdik elimizdeki tüm malzemeyi, bir aksilik olmazsa yayınlayacağız. Erişilebilirliği birçok başlık altında ele aldık biz. Yani hem mekansal, mahalle ölçeği, ulaşım bağlamında hangi noktalarda biz ne kadar erişebiliriz her şeye, ne kadar erişilebilir kılıyoruz yaşamı kendimiz için ya da şartlar bize hangi noktada yardımcı oluyor, hangi noktada problemler çıkıyor, bunları tartıştık. Ve aslında geldiğimiz noktada çok dar, çok da geniş olmayan ama en azından ulaşabileceğimiz alanları mekansal ölçekte belli kademelere indirebileceğimizdi. Bunlardan en önemlisi hani kentsel ölçekten baktığımız zaman anlamlı geliyor bana mahalle ölçeği. Biz bu zamana kadar mahalle ölçeğin kıymetini bu dönemki kadar anlamamıştık. Aslında çok ufak kentsel donatı anlamında hizmet birimlerine mahalle ölçeğinde de öyle erişebileceğimizi gördük. Hatta tam da bu dönemde yine mahalle dayanışma dernekleriyle karşılaştık. Mahalle ölçeğinde hareketi daha esnek kılacak çözümlerin neler olabileceğine dair bir takım yine buna benzer çalıştay platformlarında sürecin nasıl işletilebileceğini hocam biraz toparlarsak çok sevinirim. Tamam, hemen toparlıyorum. Dolayısıyla aslında Selami hocamın bahsettiği ve benim hani tamamlayacağım noktada görüyorum ki tam da sağlık biliminden diğer hocaları da dinlerken süreci herkes kendi mesleğinden değil de farklı platformlardan bir araya gelerek oluşturacağı zeminlerle tartışması aslında çok daha yaratıcı çözümleri getirecek. Belki yakın zamanda geçirdiğimiz çalıştayda bunun en güzel örneğini verdi. Umarım devamı gelir diyeyim. Ben şimdilik sözü böyle kapatayım. Çok teşekkürler. Çok değerli bilgilerinizi yine paylaştınız bizimle. Son üç konuşmacımız var. Ama ondan sonra Semra Hanım ve Tuğçe Hanım'dan ben tıbbi mesleki sosyal anlamda ve sosyal yaşamın içinde çok deneyimleri var. Konuşmacılardan sonra önerilerde bulunmalarını rica edeceğim. Bu şekilde katkı sağlayın lütfen. Evet Gülcan Hocam, sizinle bir süre önce tanıştık. Bize bir üniversitenin çalışması ile ilgili bir yere gelmek istediniz ama sonra önce bu çıktı. Sonra o çalışmayla ilgili önce röportajı birlikte yaptık. Çok güzel bir çalışma olduğunu bir kez daha anladım. Lütfen hem ondan bahsedelim hem kendinizi tanıtın. Şöyle hızlı şekilde giriş yapalım. Peki merhaba herkese. Gerçekten çok güzel bir ortam ve benim de çok ihtiyaç duyduğum aslında multidisipliner bir platformda bazı bilgilere erişmek bu anlamda çok iyi oldu benim için. Ben 1994 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümünden mezun oldum.
Yüksek lisansımı orada yaptım. Daha sonra da 23 yıl boyunca sosyal çalışmacı ve yönetici olarak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şimdi ama daha önceden Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'ydu. Orada çalıştım hem engellilerle, özellikle serebral palsili çocuk ve gençler ve aileleriyle çalıştım. Şiddete uğrayan kadınlarla ilgili çalışmalar yaptım. Şimdi de İstinye Üniversitesi'nde Sosyal Hizmet Bölümü öğretim üyesiyim. Sizinle evet Ramazan Bey, bu özellikle COVID-19 döneminde fiziksel engelli bireylerin karşılaştığı sorunlarla ilgili biraz bilgilenmek ve bir araştırmaya giriştik. Bu anlamda aslında sosyal destekten ben bahsetmek istiyorum. Biraz önce arkadaşlar çok güzel tespit ettiler. Bir sistemden bahsetmemiz gerekiyor aslında yaklaşırken gerçekten olaya. Biz sosyal çalışmacılar bireyi bir sistem olarak alırız ve sistemi çevresiyle birlikte ele alarak böyle bir yaklaşımla aslında hocam, ona şöyle bir şey yapalım mı? Çalışırız. Buyurun. Bu toplantıdan sonra, Çalıştay'dan sonra yine aklınıza gelen önerileri bizimle paylaşın lütfen. STK'lar, evet. Üniversiteler, devletin evet. ilgili kurumlarına biz ne gibi şeyler önerebiliriz, nelere ihtiyacımız olabilir? Tabii. Onlarla bunu paylaşıp bu konuda desteklerini almamız için çok faydalı evet. olacak önerileriniz. Evet, evet. Şimdi ben aslında bu grupla karşılaştığım için çok mutluyum. Şöyle ki sürekli COVID-19 ilk etaptan itibaren hep tıbbi boyutuyla ele alındı biliyorsunuz. Ve daha sonra işte sosyal ve psikolojik, ruhsal sorunlar ortaya çıktığı anlaşılınca bununla ilgili bir adım atıldı. Ama henüz bu konuyla ilgili çok da fazla bir gelişme göstermiş değiliz. Sosyal destek ihtiyacı her birey için çok önemli. Yani engelli veya engelsiz bireyler için çok önemli. Neden? Çünkü bir kriz yaşıyoruz, bir pandemi sürecindeyiz. Ve bu kriz zamanlarında özellikle kişiye iyi gelen, krizle başa çıkmasına yardımcı olacak, olumlu bir benlik imajı verecek, kendine güvenini artıracak, arkadaşlar, aile başta olmak üzere formal ve informal sosyal destek kaynaklarına ihtiyaçları oluyor. Sosyal destek bir kere yaşam kalitesini artıran bir durum. Zaten ben birkaç görüşme yaptım arkadaşlarla ve bunu çok net gördüm. Yani sosyal desteği yoğun olarak alan bireyler gerçekten çok daha verimli, çok daha stresle başa çıkabilecek bir güce sahip olabiliyorlar. Ama sosyal desteği daha az algılayan belki de, belki vardır ama algısı daha azdır. O durumdaki bireyler biraz daha zorlanıyorlar. İşte o dönemde de mesela bize iş düşüyor. Formal destek, sosyal destek mekanizmalarına iş düşüyor. Yani çeşitli işlevleri var sosyal desteğin. Bir kere bireyin davranışlarını düzeltmeye, yeni durumla baş etmeye yarayacak bilgiyi ele alması, danışmanlık alabilmesi, çevresinden bir geri bildirim alması, iyisin, bu konuda daha şunları şunları yapabilirsin gibi. Toplumda veya çevrede saygı duyulan ve önem verilen bir kimse olduğunu hissetmesi mesela. Bunlar sosyal desteğin çeşitli tanımları. Duygusal olabiliyor, aynı nakdi boyutuyla olabiliyor, bilgi gereksinimini karşılamayla olabiliyor, öneriler, tavsiyeler ve formal ve informal dediğim gibi yani hem aile boyutunda, arkadaşlık boyutunda hem de işte Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı gibi diğer yerel yönetimlerde oluşturulan işte ruhsal sağlığı güçlendirecek çalışmaları yapan birimler olduğu gibi. Ve biz biliyoruz ki bu dönemde aslında bu bireylerin yani engelli bireylerin daha çok psikolojik danışmanlığa gerçekten ihtiyaçları oluyor. Burada danışman ne yapacak? Danışman uyum sağlamasına yardımcı olacak. Çünkü gerçekten çok siz de söylediniz
Yani birden böyle bir bilim kurgu senaryosundaymışız gibi hissettik. Hepimiz öyleyiz. Daha sonra yavaş yavaş alıştık. Şimdi de şeye alışmaya çalışıyoruz. Kontrollü bir işte sosyal yaşam. Yani onu nasıl yapacağız? Onunla ilgili de bazı çalışmalar aslında yapılması gerekiyor. Peki sosyal desteği, dediğim gibi kendine güven, başarabilme, yeterlik duygusu gibi duyguların yükselmesine, daha da artmasına katkıda bulunuyor. Kendini iyi hissetmesine, güven duymasında. Tabii bunlar neyi getiriyor? Yani krizle başa çıkmakta kendine daha fazla güvenmeyi sağlıyor. Burada en önemli sosyal destek kaynaklarımız kimler? Aile bireylerimiz, doğal, informal destekçilerimiz. Ama bunun yanında tabii geniş aileden akrabalar işte ve profesyonel yardım verenler. Bunlar kimler olabilir? Terapistler, psikologlar, psikolojik danışmanlar, sosyal çalışmacılar çok önemli, dini liderler. Bunlar aslında bizim sosyal destek kaynaklarımız aynı zamanda. Ve kurum ve kuruluşlarda çalışan profesyoneller aslında bireylere ihtiyaç duydukları bu destek kaynaklarını sunarken herkese aynı şekilde davranmak, aynı şekilde bir program oluşturmak gibi bir hataya düşmememiz gerekiyor. Çünkü her grubun ayrı sosyal destek ihtiyaçları ortaya çıkabiliyor ve sosyal destek kaynakları da farklı olabiliyor. Bazıları aileleriyle çok mutlu bir süreç yaşarken, ilişkileri çok iyiyken, bazılarının öyle bir desteği olmayabiliyor. Ama bizim gördüğümüz kadarıyla genellikle ilk etaptan itibaren, mesela bilgilendirici çalışmalar yapıldı, evet. Burada daha çok aileye ve refakatçilere, özellikle engelliler için söylüyorum, iş düştü. Yani kurumlar çok da fazla bu işin içine girmediler. Sosyal destek mekanizmaları biraz daha zayıfladı. Zayıf olanların zaten tamamen yok oldu. Biliyoruz ki bu pandemi sürecinde özellikle engellilerin ve ailelerin, onların ailesinin toplum içerisinde daha fazla kırılgan olduğu ve yoksullaşmayı daha da fazlalaştırdığı bir dönem. Ve bunun içinde bu azaltmak için, yani toplumun içerisine daha fazla katılmaları, daha fazla destek almaları, bu riskleri azaltmak için hayati bir önem taşıyor. Tabii eğitim, sağlık hizmetlerine ulaşma, bunlara da erişimleri için gerekli adımların atılması gerekiyordu. Burada en çok üzerinde durulması gereken gruplar, özellikle düşük gelirli, iş mali güvencesiz olanlar, iş ve mali güvencesizliği olanlar, sıkışık konutlarda yaşayanlar, mesela hep sosyal mesafeden söz ediliyor ama mesela çok kalabalık ailelerde bunun biraz daha az olduğu. Geçenlerde televizyonda yine bir programda bunu üzerinde durmuşlardı. Sağlık Bakanı galiba bunu söyledi. Daha çok bulaşma aile üyeleri arasından oluyor. Yani dışarıda bulaşma daha fazla değil. En fazla bulaşma aile içerisinde oluyor. Bu da o ailelerin aslında gene böyle bir alanı olmadığı, yani uzak 2 metrelik bir mesafeyi koruyacak bir alanlarının olmadığını gösteriyor. Hep şeye birazcık, hani biz sıcakkanlıyız, işte aileye çok önem veriyoruz gibi bir anlayışımız var ama bir yanıyla da öbür tarafını da düşünmek gerekiyor. Yani gerçekten bu insanların bu koşulları var mı? Böyle koşullara sahipler mi? Tabii burada sosyal destek yetersizliği gerçekten çok önemli. Strese, endişeye, anksiyeteye sebep olan bir durumdur aynı zamanda. Ve bunlarla baş etmeyi de zorlaştıran bir durumdur. Aile ilişkileri, ebeveynlik sorunları, eşler arası ilişkiler, birinin kaybı, şu anda mesela COVID-19
sürecinde yaşlı bireylerin, işte bazı engellilerin çok risk altında olduğu biliniyor ve bunlar için mesela endişeler duyuluyor. Bazılarını kaybettiler ve yas süreci yaşıyorlar. Mesela bu dönemde aslında bu insanların formal aynı zamanda desteğe de ihtiyaçları var. En önemlisi işsiz kalma, gelir yetersizliği. Bunlar sevinirim. Evet, tamam. Bunlar da çok önemli. Şimdi bizim en fazla üzerinde duracağımız şey gerçekten bu nasıl kendilerini koruyacaklar? Şu anda hızla yayılıyor biliyorsunuz. Covid-19 hani azalacak derken arttı. 53 vaka ölüyor, vefat sayısı açıklanıyor. İhtiyaçlarını karşılama, hizmetlere, erişimlere nasıl erişecekleri ile ilgili engelli bireylerin, omurilik felçleri, özellikle çok sağlık sorunu yaşayan ve yani daha farklı sağlık sorunları yaşayan engeliyle birlikte hastalık hakkında bilgilendirilme konusunda henüz gerçekten çok da yeterli bilgiye sahip olmayan birçok insanın olduğunu ben düşünüyorum. Zaten şeylerde uluslararası yayınlar bunları ortaya koyuyorlar. Tabii Türkiye'de biraz daha az bu çalışmalar yapılıyor. Ama yapılıyor. Yani başladı ve inşallah şeyler, ürünlerin sonuçları gelecek. Evet, burada mesela şeyden de bahsetmek istiyorum özellikle. Şimdi benim görüştüğüm kişiler genellikle çok iyi aile desteği olan kişiler. Fakat ben biliyorum ki bu özellikle serebral palsili bireylerle, engellilerle çalıştığımda yani hem gelir yetersizliği olan hem de çok önemli, keskin aile içinde rol ve sorumlulukları paylaşan ve genellikle bakım işi kadın işidir biliyorsunuz. Kadınlar üzerinde çok büyük bir yük olacağı, bu engelli bile olsa kadınların aile içerisinde ciddi zorluklar yaşayacakları ve şiddete, istismara uğrayabilecekleri konusu çok önemli. Bunun mutlaka dikkate alınması gerekiyor. Bunlara yönelik de biraz önce söylediler, gerçekten çok yani ilgiyle ve güzel, yani ben çok mutlu oldum. Mahalle düzeyinde bu çalışmaların yapılması, sivil toplum örgütlerinin çok aktif rol almaları, kararlara katılımda bütün grup, engelli gruplarının, sadece omurilik yaralanması getiren ve belki olan bireyler değil ama bütün grupların bu kararlarda söz alması, herhalde hizmetlerin bu grupları da, yani değişik grupların ihtiyaçları farklı çünkü, görünür olması anlamına gelecek. Ben şimdilik bu kadarını söyleyeyim. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Önerileriniz değerlendirilecek. Evet. Sosyal hizmetler de diğer meslekler gibi çok önemli hayatımızda. Farklı bir konu. Ama özellikle pandemi döneminde, ondan öncesinde, bundan sonrası içinde çok değerli bilgileri var Özgür Hocam'ın. Çok değerli çalışmaları var. Özgür Hocam'dan alalım o zaman konuşmalarını, zaman kaybetmeden. Ondan sonra Funda Hocam bağlanınca ona da döneriz. Buyurun hocam, tanıtın kendinizi lütfen. Merhabalar, teşekkürler. Yazdı zaten. Bağlantım koptu, bir sonra konuşayım. Tamam. Ben Özgür Şener. Toplamda aslında yani bütün hayatımı koyduğum vizyon, aslına bakarsanız trafik kazalarının önlenmesi ve insan hayatının bundan kaynaklı kaybı, hem maddi hem manevi anlamda kayıpları için yaklaşık 15 yıldır çaba gösteriyorum. Şimdi bir tane şeyi söyleyeceğim aslına bakarsanız. Bütün bu konuştuğumuz konuların hepsinde çok önemli ve çok kıymetli olmakla beraber hep başımıza bir şey geldikten sonrasını konuşmaya çalışıyoruz. Yani bir şey yaşadık, ondan sonra nasıl düzeltebiliriz? Yaralandık, nasıl düzelteceğiz? Birey zaten kendi kendine yetemez hale geldi, ona nasıl destek olacağız diye, ama aslında birazcık bizim hem iş sağlığı güvenliğinde hem de trafik güvenliğinde hep önlemektir ana amacımız. Çünkü yapılan çalışmalar şunu göstermiştir ki aslında önleme çalışmalarına yaptığınız yatırımlarla sonrasında yaptığınız yatırımlar arasında neredeyse 5 katı fark var. Yani siz başınıza bir şey geldikten sonra
onu düzeltmeye çalışırsanız çok daha fazla efor, çok daha fazla kaynak harcamak zorunda kalıyorsunuz. Şöyle bir şeyim var. Ben de buradan bir ekran paylaşımında bulunacağım. Yapabilirsem şimdi hemen. Evet. Görebiliyor musunuz? Görüyoruz. Peki şimdi ekranımda bir takım bilgiler var aslında bakarsanız. Burada işte bugünkü konumuz dezavantajlı bireyin trafik güvenliği ile ilgili ama 266-64 gibi rakamlar var ekranımda. Bir de ortada bir tane kocaman bir kırmızı var. Çok hızlıca soracağım, bunun ne olduğunu bilen var mı acaba? Trafikle ilgili bir konu bu. Katılımcılarımızdan bilgisi olan var mı? Bir trafik işareti. Bu girilmez miydi hocam? Bu yola girilmez miydi, öyle miydi? Araç kullanmayan birisinden aslında şey alıyoruz değil mi? Yanıt alıyoruz şimdi. Araç kullanan birisinden duyabilir miyiz acaba? Peki, çok zorlamayacağım. Evet, doğru Semra Hanım. Taşıt trafiğine kapalı yol demek. Trafik güvenliği aslında bizim için burada başlıyor. Bir takım da rakamlar var orada gördüğünüz gibi aslında. 2, 266, 64 gibi. Bu rakamları da sizi yormadan söyleyeceğim. Biz bu toplantıyı 10'da başladık. Eğer 12'de takvime uyup bitirebilirsek bu konuşmamız zarfında iki tane insanımız trafik kazasında hayatını kaybedecek. Yaklaşık 64 tane insanımız yaralanacak. Ve toplam sayımızda, trafikteki çarpışma sayımızda 266 olacak. Yani bütün bunları düşündüğümüz zaman, biraz önce Belgin Hocam şeyi söyledi ama belki onunla sonrasında öğrenmek isterim. Onlara gelen omurilik felçlisi sayıları içerisinde nasıl bir oran trafik kazasından geliyor? Bununla ilgili eğer ellerinde bir bilgi varsa mutlaka almak isteriz ve bunu her yerde kullanmak isteriz. Sayıt Hocam'da da vardır Özgür Hocam. Tamam. Sayıt çok... Hocam da ameliyattan yapıyor, ondan alabiliriz bu bilgiyi. Çok, çok güzel olur. Türkiye'de... Devam ediyorum. Aslında buradaki problem ne? İşte çarpışma, trafik çarpışmalarında dünyada 1.2 milyon insan trafik kazasında hayatını kaybediyor. Yani COVID döneminde bu hepimizin alarma geçtiği bir dönemde. Biz yılda bu kadar insanımızı bütün dünyaya bakarsak trafik kazasında kaybediyoruz. Ve %98 de insan hatası yüzünden oluyor. Bunun içerisinde biraz önce İnci Hocam'ın, Selam Hocam'ın söylediği gibi çok ciddi bir tasarım problemi var. Çünkü insanoğlu aslında kendi eliyle yarattığı bir sistem içerisinde ölüyor. Çok yakın zamanda işte Arçelik'te çalışan insanlar servisle işlerine gitmek veya işlerinden dönmek üzereyken hayatlarını bir trafik kazasında kaybettiler ve artık bana bu durum çok çok ilkel bir yapı olarak görünüyor ve bunun için mutlaka çok hızlıca hepimizin biraz önce konuştuğumuz o bütün birlikte çalışmalara buradan da bu perspektiften de bakarak ele almamız lazım. Çünkü trafik kazaları hepsini önleyebiliriz. Türkiye'de durum ne? Türkiye'de işte biraz önce verdiğim rakamların aslında yansıması şu. Covid'li oranları aslında hocalarımın bazıları verdiler ama biz 2019 yılında sadece 5473 insanımızı trafik kazasında kaybettik. 283.234 insanımız da trafik kazalarında yaralandı. Ve trafik kazası denilen şey aslında Covid kadar, şu anda virüste konuştuğumuz durum kadar bize çok yakın. Şuradan kapıdan çıkıverdiğinizde trafikle burun burunasınız ve başınıza ne geleceğini neredeyse kestiremez durumdasınız. Ve kayıplar da zaten dediğim gibi çok çok fazla bir şey devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün bir takım rakamları var bununla ilgili. Öngörüleri şu diyor ki yani 10-14, işte 15-19 yaş arası neredeyse dünyada artık 3. sıraya doğru toplam ölümlerde trafik kazaları ciddi bir yer almaya başladı. Peki ne var bunun içerisinde? Hepimizin başına gelen aslında işte insan faktörü var. Cep telefonu hayatımıza girdi. Şu an yaptığımız gibi dijital dünya artık bizi gerçekten ele geçirmiş durumda. Bunlardan ayrılamamanın getirdiği bir takım durumlarla beraber trafik kazalarına ciddi bir şekilde insan faktörü sebep oluyor. Araç, yol gibi organizasyonel faktörler gibi bir takım faktörlerle beraber de kazalar burnumuzun dibinde yaşanmaya devam ediyor maalesef. Ne var bunda? Çok şey yapmayacağım buraya ama hız var içerisinde. İşte temel kurallara uymamak var. Kavşak geçişlerinde dikkat etmemek var. Arkadan çarpmak gibi bir takım aslında çok kolaylıkla hayatımızda düzeltebileceğimiz bir takım faktörler bizi trafik kazalarına itiyor. Bunun içerisinde omurilik felçleri veya işte dezavantajlı gruplar neresinde var? Bunu aslında dünyadaki literatür korunmasız yol kullanıcısı diyor. Burada bütün görevi
ehliyeti olan, sürücü belgesine sahip sürücülere veriyor. Diyor ki korunmasız yol kullanıcının herhangi bir şekilde trafik kurallarını bilmekle ilgili bir zorunluluğu yok. Çünkü sen bir araç alıyorsun. Yaklaşık 2 tonluk bir aracı hareket ettirmek ve bir seyahat etmek için bunun lisansını, belgesini alıyorsun. Dolayısıyla aslında trafik kuralları ile bütün kuralları senin bilmen ve senin yönlendirmen ve korunmasız yol kullanıcının hayatından da senin sorumlu olmanı bekliyorum diyor. Ama maalesef ki böyle olamıyor. Çünkü rakamlar şunu gösteriyor. Dünyadaki rakamlara bakarsanız her 100 bin kişiye düşen ölüm oranı olarak hesaplanır bu. Bizim rakamımız şu anda işte en yakın, nüfus olarak en yakın olduğumuz Fransa ve Almanya ile karşılaştırdığında neredeyse 2 katından daha yüksek bir durumda. Burada hocamın, Belgin hocamın bahsettiği yine işte omurilik felçlisi trafik kazalarından geliyor. Böyle satır arasında söyledi onu. Sayısı olarak da yüksek olduğunu tahmin ediyorum ama emniyet kemeri kullanma oranlarımıza baktığımızda 50'ye 41 gibi ön koltuk, arka koltukta neredeyse hiç kullanmıyoruz'a yakın bir durumda bir rakamımız var. Arkadaki 41 rakamının da ne kadar gerçekten doğru olduğunu endişeyle izliyoruz. Çünkü çok da görmüyorum trafikte arka koltukta emniyet kemeri kullanan insanları. Biraz önce en başta söyledim işte trafik işaretlerini bilmediğimiz, daha trafik dilini doğru kendi aramızda konuşamadığımız bir durumdayız. İşin daha kötü tarafı trafik tabelasının tam tersini biliyor. Profesyonel sürücü dediğimiz bizim bu işten para kazanan işte 30 yıldır 40 yıldır ağır vasıta tehlikeli madde taşıyan insanlar, yapılan anketler gösteriyor ki bir trafik tabelasını, yani kamyon giremez tabelasını kamyon girebilir, sollanamaz tabelasını sollamak serbesttir gibi görüp aslında kazalara sebebiyet veriyorlar. Burada beni en çok endişelendiren durumlardan bir tanesi şu: siz bütün kurallara uysanız da Selam hocamın söylediği gibi bir aslında sistem en zayıf halkası kadar kuvvetli. Siz ne kadar uyarsanız uyun, aslında biz sistemimizdeki en kötü sürücü, trafikteki en kötü unsur kadar güçlüyüz trafikte. Dolayısıyla burada topyekun bir gelişmeye ihtiyacımız var. Peki bütün bunlar olurken biz ne kadar insanı burada kaybediyoruz? %22'si yaya, toplam ölümler içerisinde %22'si yayalardan oluşuyor. Biraz önce verdiğim işte 5000'li, 6000'li rakamların içerisinde. Tüm bunlar varken peki işte hep başında söyledim, niye hepimiz için yol güvenliği? Aslında bakarsanız trafik söz konusu olduğunda hepimiz dezavantajlıyız. Çünkü biraz önce söylediğim bütün konulardan ne yazık ki biraz uzağında, çok farkında olmadan yaşıyoruz. Burada ulaşımla ve omurilik felçliğiyle aslında bağdaştırmak istediğim bir konu var. Bence çok önemli bir konu. Ulaşım özgürlüğü aslında insanların bir şekilde bilgiye erişimleri, sanata erişimleri, sosyal hayatın içerisine erişimlerini sağladığı için, yani bugün Semra Hanım bir tiyatroya, işte Ramazan Bey bir etkinliğe gitmek için onların hayatında bu çok kritik ve çok önemli bir durum oluyor. Tuğçe ile gittiğimiz birkaç etkinlik vardı. Tuğçe'nin aslında neredeyse o etkinlikteki büyük bir zamanı bir yerden bir yere ulaşımı tasarlamakla geçiyor. Yani orada o anı yaşamanın dışında işte birisi gelecek, onu alacak gibi. Dolayısıyla bizim erişimimiz bu kadar kısıtlıyken, bir de kentsel tasarımların içerisinde gerçekten bizim daha çok mobiliteye ihtiyacı olan dezavantajlı gruplarımıza sağladığımız engeller, kendi tarafımızda koyduğumuz, ekranda görüyorsunuz zaten, engeller bizim hem bu grupların daha da aslında zayıflamasına hem de işte gelir artışları gibi, sosyal hayat gibi durumlarda geriye doğru gitmesine sebep oluyor. Burada bir tane şey var zaten, yazıyor, diyor ki İngiltere'de yüksek gelir grubundaki bireyler en düşük gelir grubundaki bireylere göre 2,5 kat daha fazla seyahat ediyor. Biz bunu engelli tarafına aslında getirdiğimizde, dezavantajlı gruplar etrafında getirdiğimizde rakam tabii çok çok daha az bir seyahat durumuna doğru gidiyor. Burada zaten... Anlayabilirsek sevinirim. Tamam, bitiriyorum başkanım. Burada zaten bazı örnekler, hepimizin günlük hayatta karşılaştığı ve bir yere erişimin ne kadar zor olduğunu. Burada en kritik konu şu aslında, bu kişi oraya erişememekten kaynaklı trafiğe katılıyor bir şekilde. Yoğun trafiğe ve akan trafiğe katılıp hayatını riske ediyor. Burada iki taraf var. Bir, kazaya karışan tarafın vicdani sorumluluğu var. Yani benim aslında hiçbir suçum yokken trafikteki birisiyle karşılaşmak, kazaya karışmaktan kaynaklı bir vicdani sorumluluğum var. Bir de tabii karşı tarafta birine zarar vermenin riski var. Burada iki tane yaklaşım var. Bir tanesi geleneksel yaklaşım, bir tanesi
sıfır kazayla ilgili bir yaklaşım. Bizim bütün trafiğe ve bütün tasarıma, bütün dizayna tekrardan bakmamız ve tekrardan gerçekten de biz güvenli ortamlar yarattık mı, trafik için güvenli ölçekte bir yaşam sağladık mı, bu sokak ölçeğinde, mahalle ölçeğinde, şehir ve ulusal ölçekte, hatta global ölçekte bir tasarımımız var mı ya, tekrardan tüm unsurlarla beraber bakmamız lazım diye bakıyoruz. Buna da aslında güvenli sistem yaklaşımı, hocalarımın söylediği gibi, İnci Hocam'ın ve Selam Hocam'ın söylediği gibi, sistemi tekrardan kurgulamak, tekrardan bakmak için de hepimize önemli görevler düştüğünü söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Hocam, değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Çok önemli şeyler söylediniz. Her yıl dünyada trafik kazası sonucu kaybettiğimiz insan sayısı salgın hastalıklardan daha fazla. Bu durumda trafik kazası sonucu birçok insan engelli oluyor. Tabii ki yolları hastaneye düşüyor. Hastaneye düştükten sonra sadece bugünümüzden bahsediyorum, tedavileri değil, COVID'e yakalanma şansları da yükseliyor. Yani engellinin tamamen sağlıklıyken bireyin engelli duruma düşüp tedavi olmasının yanında COVID'e yakalanma riski de var. Demek ki biz daha fazla düşünüp daha çok kurallara uymak zorundayız. Kendimizi bugünün salgın hastalıklarından da korumak için. Çok teşekkür ediyorum hocam. Funda Hocam katıldı mı aramıza? Ramazan, ben Özgür Hocamıza sorduğu sorulara çok kısa hemen cevap vereyim isterseniz. Ben bir Funda Hoca aramızda mı? Genel bir bakabilir miyiz? Ha, hoş geldiniz tekrar hocam. Buyurun Belgin Hocam. Bizdeki yapılan çalışmalar maalesef biraz da eski, yani 2000'li yıllardı, ama bizdeki oran %49 oranında neden trafik kazası oldukça yüksek. MENA bölgesi, Middle East ve Kuzey Afrika'nın olduğu 21 ülkede yapılan bir çalışma var. Biz de içindeyiz. Orada da yine en yüksek oran, bizim orana yakın trafik kazası. İkinci olarak da yüksekten düşme bizim ülkemizde. Üçüncü, ateşli silah yaralanması. Daha sonra da diğerleri geliyor. Çok teşekkür ederim hocam. Sadece tıbbi konular değil ama sosyal konularla tıbbi konuların önemi gibi yine bir sağlık konusunda uzman konuşmacımız var. Hocam, hem kendinizi tanıtın lütfen, hem de neler yapıyorsunuz? Çok önemli bir üniversitede yıllardır önemli çalışmalar yürütüyorsunuz. Derneğimize de katkılar sağlıyorsunuz. Tanıyalım sizi, konuşmanızı alalım. Merhaba. Önce burada bulunmaktan ne kadar çok mutlu olduğumu ve ne kadar çok şey öğrendiğimi de aynı zamanda bugün ifade etmek isterim. Gerçekten multidisipliner bir çalışma, değerli hocalarımdan, yaşanmışlıklardan, çalışmalardan çok ciddi anlamda edinimler kazandım. Çok teşekkür ediyorum. Ben Okan Üniversitesi'nde Sağlık Hizmetleri Mesleki Yüksekokulu Çocuk Gelişimi bölümünde öğretim görevlisiyim. 35 senedir de pedagog olarak çocuklar, aileleri ve gençlerle beraberim. Şimdi bir kopukluk oldu iletişimde. Gülcan Hocam'dan hemen sonra konuşmaya başlayarak konuyu esasında bir bütün hale getirecektim. Gerçekten birbiriyle çok iç içe geçen olaylar. Tüm dünya ortak ve görünmez bir düşmana karşı şu anda tüm dünya savaşıyor. Biz de bu savaşın içerisindeyiz. Gerek engelliler, gerek bütün bireyler olarak hakikaten bilinmez içerisindeyiz. Ve bu salgın içerisinde yaşanan sosyal, fiziksel, ekonomik problemler, stres kaynaklarının mutlaka ki daha uzun dönemde psikolojik yansımaları çok ciddi anlamda karşımıza çıkacak diye düşünüyorum. Yakın zamanda pek çok şey çıktı zaten ortaya, ama daha uzun dönemde de bunların yansımalarını ne yazık ki göreceğiz. Şimdi ben konu olarak bu pandemi dönemi içerisinde aile içi iletişim ve empati konusunu gündeme getirmek istedim. Çünkü ciddi anlamda onlarla beraberim. Ne oldu? Hepimiz evlere kapandık, değil mi? Hepimiz eve kapandık. Esasında olumlu bir şeyle başlamak istiyorum. Hep olumsuz yönlerinden bahsettik bu pandemi sürecinin. Bu eve kapanmayla beraber aile üyeleri
tanıdılar. Aile üyeleri bir anlamda birbirlerini tanıdılar ve gerçekten neler olabiliyormuş, neler hissedebiliyorlarmış bunun farkına varmaya başladılar. Önce şöyle bir küçük olumlulukla başlamak istiyorum. Ama ondan sonra ciddi anlamda elbette ki olumsuzluklar yaşadık. Bizi birlikte tutan sosyal izolasyondan bir olumluluk daha söyleyeyim o zaman. Sosyal izolasyondan bahsettik. Eve kapanmaktan ve bir takım özgürlüklerin kısıtlanmasından bahsettik. Ama bu özgürlüklerin kısıtlanmasını ve sosyal izolasyonu engelli bireyler zaten çoğu zaman hayatlarında bunu farklı şekillerde yaşamıyorlar mı? Yaşıyorlar, öyle değil mi? Evet, bunu herkes hisseder oldu. Empati duygusu biraz da bu şekilde gelişmeye başladı. İstediğimiz istediğimiz anda yapamamak, istediğimiz yere anında gidememek, sosyal izolasyon şeklinde bunu yaşar hale geldi. Çok ciddi anlamda bu aile içi ilişkilerinde, evet hepimiz eve kapandık. Bütün aile bireyleri evin içerisinde, çocuklar okula gidemediler, anne baba işe gidemediler. Bütün herkes evde, anne çoğu zaman evin içerisinde aynı zamanda öğretmen rolünü de almak zorunda kaldı. Birçok şey evin içerisinde herkes birlikte olduğu için bazı davranışlar, yaklaşımlar göze batmaya başladı, tahammül gücü azalmaya başladı. Çocuklar evin içerisinde çok hareketli. Ebeveyn bir yandan çalışmaya çalışıyor, home office çalışmaya da başladı, bir yandan çalışmaya başlıyor. Çocuklar buna engel gibi bir sürü farklı etkenlerle tahammül gücü azalmaya başladı. Bir de bunun yanı sıra kaygı da eklendi mi? Sağlık kaygısı, ciddi anlamda hastalık kaygısı, sağlık kaygısı, ekonomik koşullar, işleri kaybetme kaygısı, dışarı çıkamama kaygısı, paylaşamama, bir takım şeyleri paylaşıyoruz. Evet, dijital olarak bir takım şeyleri paylaşıyoruz ama yüz yüze gelmek ve yan yana olmak, bunları yapamamak. Evet, bu kaygı ciddi anlamda karşımıza hem çocuklarda yaşandı, hem ergenlerde yaşandı, hem yetişkin bireylerde yaşandı. Herkes farklı anlamlarda yaşadı bunları. Esasında biz kaygıyı bir anlamda bir yere kadar severiz. Çünkü kaygı bize olumsuz koşullarda nasıl önlem almamız gerektiğini gösterir, değil mi? Nasıl davranmamız gerektiğini de bir anlamda gösterir. Ama bir yere kadar. Çocuklardan çok ciddi anlamda şunları duydum. Bakın kaygının derecesine. Dışarı çıkmak istemiyorum, aşağıya da inmek istemiyorum. Ben virüs kaparım. Anne sen de maskeni tak dışarı çıkarken, virüs kaparsın. Neden dışarı çıkamıyorum? Anne babam niye işe gidiyor? Hastalanır mı? Biz ne yaparız? Bakın bunların hepsi o küçücük çocukların kafasındaki kaygıyı gösteriyor. Ve anlaşılmayan, bilinmeyen şeyleri kendileri farklı şekillerde dolduruyorlar. O bilgileri kendi başka şekillerde dolduruyorlar. Bu süreç içerisinde bu kaygıyı gidermenin ötesinde bu arada Belgin hocamdan o bilgiyi almak çok hoşuma gitti. Tele egzersiz yapılması, tele egzersizin bu şekilde devam etmesi. Çünkü engelli bireylerin sağlık kaygılarında bu egzersizlerin aksaması, bu çalışmaların yapılamaması, bu rehabilitasyonun verilememesi endişelerini bir anlamda küçücük de olsa giderilebildiğini duyduğum için gerçekten çok mutlu oldum bu süreç içerisinde. Aile bireylerinde dedim ki tahammül gücü azaldı, eleştiriler arttı, hep olumsuzlar görülmeye başladı, hep olumsuz aile içerisindeki bu olumsuz olaylar maalesef ki hiç istemediğimiz şeylere de yol açmaya başladı diyebiliriz. Rutinler bozulmaya başladı. Bu rutinler bozuldu. Uyku rutini bozuldu. Yemek rutini bozuldu. Evin içerisinde farklı şeyler olmaya başladı. Bu çocuklar, ergenler çok ciddi anlamda etkilendiler. Daha bir izole ettiler kendilerini. Odalarından dışarı çıkmamaya başladılar. İletişimi tamamen
kesmeye başladılar. Bakın yani bu hem engellilerde hem diğer bireylerde, tüm bireyler için geçerli olan şeyler. Bizim en çekindiğimiz, benim daha doğrusu en çekindiğim şey aile içerisinde iletişimsizliktir. Tüm bireyler arasındaki iletişimsizliktir. İnanın ki çatışmalı bir iletişim, iletişimsizlikten daha iyidir. O çatışmalı iletişim içerisinde herkes kendi isteğini, kendi düşüncesini ifade eder ve sonuçta bir ne olur? Sonuca, doğru bir sonuca, paralel bir sonuca gidilmeye çalışılır. Bu dönem içerisinde özellikle vurgulamak istediğim, çok uzatmayacağım Ramazan Başkanım, çok üzerinde durmak istediğim sağlıklı aile. Sağlıklı aile, iyi iletişimi bilen ailedir. Bu herkes için geçerli. Nedir sağlıklı aile? Hiç problemin yaşanmadığı aile değildir. Problemin yaşandığı ama bu problemlere çözüm bulan ve uygun yöntemlerle çözen ailedir. Anne, baba ve çocuklar olarak baktığımız zaman, yoksa birlikte yaşarken çatışma yaşanmaması mümkün mü? Elbette ki çatışma yaşanacak ama bunları psikolojik bir sağlamlıkla, bakın bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum, psikolojik bir sağlamlıkla üstesinden gelebilmek gerçekten önemli. Ailenin sağlıklı bir güçlü iletişime sahip olması da aralarındaki ilişkiye bağlı. Peki etkin bir iletişimde şu ben dilini kullanarak, o etkin iletişim dediğimiz olaylar, ben dilini kullanarak aynı zamanda duygularımızı ifade ederek, çünkü bunlar o kadar çok vaka duyduk ki bu arada, o kadar çok olay yaşandı ki, bu sürekli birlikteler hep göze batan şeyler olumsuzluklar. Bir de siz olumsuzlukları bu şekilde ifade ettiğiniz zaman iletişim iyice bozuluyor. Zaten kaygınız var, zaten sosyal izolasyonunuz var, dışarı çıkamıyorsunuz. Bir de bu olaylar eklendiği zaman kaba bir dilin kullanılmaması son derece önemli. Hani şu can kulağıyla dinlemek var ya, can kulağıyla karşımızdakini ne hissediyor o anda, onu bu şekilde dinleyebilmek gerçekten önemli. Ha, arada küskünlükler var mı? O küskünlükleri uzatmamak da önemli. Olumlu şeyleri takdir etmek, sevgiyle yaklaşmak gerçekten bunlar son derece önemli diye düşünüyorum. Kaygı duyulacak, elbette ki kaygı duyulacak. Bu problemler yaşanacak ama iletişimle ne olduğunu anlatılarak, duyguların ifade edilerek ve sosyal destek dedi Gülcan Hocam ve diğer hocalarından da, evet sosyal destek. Geleceğin meslekleri arasında bakın dijital terapistlik var. Evet var, şu anda da var. Uzun zamandır kullanılır ama bir meslek olarak karşımıza çıkacak. Dijital dünya hayatımızın her yerine girecek. Biz de bu arada gönüllü danışmanlıklarımızı ben her zaman için devam ettiriyorum zaten. Hep yapıyoruz. Bunlar devam ede gelecek. Yan yana olunamasa bile özellikle çocuklar ve ergenler için son derece önemli buluyorum. Şimdi okullar açılıyor biliyorsunuz, bu okulların içerisine giriş. Sağlıklı olarak evet orada olmaları gerektiğini elbette ki düşünüyorum. Ben de onlardanım, onlarla beraber olması gereken düşünenlerdenim. Evet, çok fazla süremi aşmak istemiyorum. Çünkü pek çok kişi zaten bu konuda bilgi verdi. Gülcan Hocam da mı tamamlamış oldum belki bu konuşmayla, bu ifadeyle. Çok teşekkür ediyorum. Ben sağlıkla ve iyilikle bu süreci, psikolojik bir sağlamlıkla, çünkü her şeyin başı gerçekten o, onunla her şeyi atlatabileceğimize inanıyorum. Ama desteğe de açık olmamız gerekiyor ve sağlıklı bir iletişime açık olmamız, bunu da öğrenmemiz gerekiyor. Bunun için de her zaman desteğe hazırız. Hocam çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Yüzlerde yorgunluklar had safhaya ulaştı görüyorum ama çok az bir zaman daha rica edeceğim. Hiçbiriniz çalıştayı terk etmediniz. Çok değerli bilgiler sundunuz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi son birkaç kişiden öneri alacağız sadece. Semra, senle başlayalım. Birçok bilgiyi analiz ettik, dinledik ama önereceğin şeyler olabilir.
Bunlar da kayıtlara geçecek ve ilgili yetkili kuruluşlara, kurumlara gönderilecek. Alalım lütfen değerlendirmelerini. Öncelikle herkese tekrar merhaba. Bugün çok heyecanlıyım. Çünkü omurilik felci yaralanma gününün farkındalığı olması benim için çok önemli, çok değerli. Şafak Hocam hep benim için hayatımda çok önemli, değeri vardı. Çünkü beni ilk davet eden ve omurilik felcinin ne olduğunu bu çatı altında öğreten kişidir. Geçenlerde İstanbul'a geldiğimde önüme engeller konmuştu gerçekten. Ben bunu sosyal medyamda paylaştığımda evime giremedim, rampam kırılmıştı. Evimden öbür taraftan giremedim, öbekler konmuştu. Sayet Hocam, belediye başkanlarının, fen işleri müdürlerine görüşüp mahalle çalışmaları yapalım dendi. Ve bizim sosyal hizmetlerdeki arkadaşlarımız şu anda Çekmeköy müydü hocam? Şeyiniz kapalı, mikrofonunuz kapalı. Mahalle çalışmalarıyla birlikte oradaki engeller tespit edecek ve bununla ilişmesi sağlayacak. Burçe, Allah'tan herkesi tanımıyorsun. Burçe yönetim kurulu üyemiz ama çok önemli bir yerde de çalışıyor, devlet kurumunda. Kendini hemen tanıtıp önerin varsa pandemiyle ilgili. Öncelikle herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Yani herkese kısmen benim de çalışmalarım oldu. Bugün de çok değerli bilgiler edindim. Ama çok kısa Sait Hocama selam söylemek istiyorum. Çünkü 5 ayım onunla geçti. Evet. Ona selam vermeden geçmek istemedim. Bu dönemde benim fark ettiğim mekansal alanlardaki tasarımların bizim için gerçekten aslında engelli biri olarak fark ettiğimden daha da sıkıntılı olduğunu fark ettim. Çünkü tüm zamanım bir evin içinde geçti. Aslında ev içi tasarımlarımız bile o kadar kötü durumdaymış ki zaten Selami Hocam ve İnce Hocam'ın öğrencileriyle bunu da defalarca her gün konuşarak fikir geliştirmeye çalıştık. Bir diğer sorunumuz da tabii ki de hastaneler oldu. Bu süreçte çok fazla hastaneye gitmem gerekti ama sadece birkaç kere gidebildim ve hiçbirinde bir önlem alınmadığını, bize karşı da risk altında olmamıza rağmen bir önlem alınmadığını gördüm. Umarım bununla da ilgili bakanlıkla bir çalışmalar yapılabilir. Bir diğer sorunumuz da mesela devlet memuruyum ve 1 Haziran'dan beri işe çağrılıyorum. Herhangi bir kronik rapor alamadığım için gitmek zorunda kalıyorum işe. Bir sorunum da bu. Bunlarla ilgili nasıl bir çalışma yapabiliriz? Önerim sadece bu olabilir. Şafak Hocamızın da bahsettiği çalışmalar beni çok heyecanlandırdı. Burçe, çalışma ortamında yer orada görev yapan kişilerle ilgili fiziksel bir yakınlığın oluyor mu? Yani aynı ofisteyiz ve hani bir 10 metrekare ofiste sadece biz 4 kişiyiz. Ve aynı onların şekilde... COVID olduğunu bilmiyorsun, onlar da senin olduğunu bilmiyorlar değil mi? Evet, aynen öyle. Peki. Başkanım. Hatta peki, aramızdan COVID çıktı ve buna rağmen biz çalışmaya devam ettik. Hiçbirimize test yapılmadı. Bunlar çok önemli bilgiler. Tuğçe, var mı söyleyeceğim başka bir şey? Yok, hepsine saygı ve sevgilerimi sunuyorum tekrardan. Tamam, son iki kişiden öneri alacağım. Ondan sonra süreyi uzatmak isterseniz bütün süreyi bana kızacak Semra'ya vereceğim. Evet, Nurgül Hocam, İstinye Üniversitesi'nde fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanısınız. Orada görev yapıyoruz öğretim görevlisi olarak. Nefes çalışmaları da yaptığınızı biliyorum. Çok kısa bahsedip öneri de sunun lütfen. Herkese merhaba. Hem arkadaşlara hem değerli bilim insanlarımıza. Bizler böyle güçlü kadroyu özlemiştik. İnşallah bunu medyada da daha önerim olarak onu söylüyorum. Medyada, sosyal medyadayız hocam. Online biz birbirimize konuşuyoruz. Biraz daha geçiyoruz. Çalıştınız ulusal medyalara tabii. İnşallah daha geniş kitlelere bu güzel insanları ulaştırabiliriz diye Ramazan Bey'e hem teşekkürlerimle hem de bir ödevler vererekten gene devam edeyim. Tabii bilimsel çalışma anlamında da gene Belgin Hocam ve diğer hocalarıma teşekkür ediyoruz. Biz de fiziksel engellilerde RIN 12 yaralanmalarında aktivite, fiziksel aktivite ölçeğinin Türkçe versiyonunun güvenilirliğini bu
dönem gerçekleştirdik. Bu önemli bir adımdı, bir tez çalışması olarak da. Tabii burada gene Teofede'ye her zamanki gibi bize yardımlar için teşekkür ediyoruz. Bu gene bizim bölüm başkanımız Yasemin hocamızın çok ender ve kıymetli bir olması nedeniyle de telerehabilitasyon kapsamı içerisinde şeyi yapmayı planlıyoruz. Bu solunum egzersizlerini ve solunum terapisini. Bunu bu dönem biraz ön çalışmalar, pilot çalışmalar gibi oldu ama önümüzdeki dönem bayağı bir sistemli bir şekilde ve yaygın bir kullanıma geçireceğiz inşallah. Onun da faydalı olacağını düşünüyorum. Gene herkese katılımlar için teşekkür ediyorum. Kendime ev sahibi olarak. Teşekkür ederim. Hocam iyi ki katıldınız. Sağ olun. Hocam ben İsa de Bey... Nurgül hocama merhaba demek istiyorum. Selam. Aynı üniversitedesiniz zaten. Aynı üniversitedeyim. İsa Bey merhaba. Niyazi hocam. Merhabalar. Ağır engel grubundaki insanlar için bası yarasını önleyen çarşaf ya da farklı ürünler üretiyorsunuz. Şu anda üretim aşamasında birlikte testler yapıyoruz. Daha önce ama siz bu ürünü ürettiniz ve onaylar aldınız. Eşinizle birlikte de ev tekstiliyle ilgili engeller konusunda da çalışmalarınız var. Şayet Hanım, Kadir Has Üniversitesi tekstil bölümünde öğretim üyesi. Sizi de tanıyalım çok kısa. Birkaç dakika öneriniz varsa alalım lütfen. Tabii başkanım. Öncelikle bu anlamlı günde sizin aranızda olmaktan çok büyük keyif duyuyorum. Kapalı bir toplantı olduğunu bilmiyordum. Bağışlayın o anlamda. Estağfurullah. Katılımcı olarak katılabilir herkes. Bunu duymuştum. Ben Denizli bir sanayiciyim. Muhtelif sektörlerde, ana sektörüm tekstil ve birçok sivil toplumun kuruluşunda aktif yönetim kurulu görevi, başkanlık görevi yürüttüm geçmiş dönemlerde. Kendimi filantropist olarak tanımlayabilirim. Birçok vakıf ve dernekte gönüllü olarak çalışıyorum aynı zamanda. Şimdi 2012 yılında başlattığımız bir TÜBİTAK projesi vardı. TÜBİTAK 1505 Üniversite Sanayi İşbirliği, Pamukkale Üniversitesi ve Profesör Doktor Yüksel İkiz ile birlikte bir proje başlattık. Genf Üniversitesi ile ortak bir çalışmaydı bu. Özel bir elyaf keşfettik biz yurt dışında. Yapılmış bir temel çalışmaydı. Bu elyafın özelliği ısıl soğurganlığı yüksek, sıvı yayılımı çok yüksek olan bir yüzey oluşturma yönünde. Bu elyafı cipslerden alıp sonra kumaş haline getirdik muhtelif kumaşlarla. Bu kumaşların daha sonra Pamukkale Üniversitesi Etik Kurulu'ndan geçtikten sonra yoğun bakım ünitelerinde testleri yapıldı çarşafımızın. Tabii ki yoğun bakım ünitelerinde yapılan bakış açısı biraz daha farklı olduğu için oradaki objektif değerlendirmeler bize çok anlamlı sonuç getirmedi. Ancak biz üzerinde devam ettik. Birçok İsviçre'de, Almanya'da ve yine Belçika'da testler sonucunda Amerika, İsviçre ve Almanya'da bu ürünlerin satışı başladı çarşaflarımızın. Olumlu sonuçlar alıyoruz, geri dönüşler alıyorduk ancak yine de biz açıkçası çok fazla üzerine duramadık. 2016 yılında Ekonomi Bakanlığı'nın Üniversite Sanayi İşbirliği alanında ihracatın gizli şampiyonu ödülünü aldık bu yapmış olduğumuz projeyle. Bununla beraber yürüyen 15 tane daha projemiz var farklı alanlarda. Bu temelde Ramazan Başkan'ın da ve diğer Tuğçe'nin aynı zamanda Semra Hanım da deneyimlemiş olduğu gibi bası yaraların ilk yani oluşum ilk aşamasında belirli bir etkisi olduğunu gözlemlendi. Bu da bizim kumaşın üzerindeki basıyı alacak bir ek malzeme kullanmamız asıl kendi kumaş yüzeyi üzerinde ter, nem ve herhangi bir sıvıyı hızlı bir şekilde geniş bir diametreye, geniş bir açıya yayarak buradan ısıl soğurganlık özelliğiyle beraber hızlı bir şekilde vücuttan uzaklaştırmasını sağladık. Burada aynı zamanda basıyı aldığımız ekstra bir kumaşla beraber bu mekanik fonksiyonla birlikte bu kızarıklık ve renk değişimi, ciltteki renk değişimi önüne geçirmiş olduk. Önlemede bir sağlık. Ve ardından Ramazan Başkanımızın da sağ olsun ilgisiyle birlikte biz farklı ürünler de geliştirmeye başladık. Yani burada önemli olan topuk koruyucu, dirsek koruyucu olması, bası bölgenizin yoğun olduğu kalça bölgesi için daha pratik çözümler. Çünkü biz öncesinde kendimize göre yorum yapıyoruz.
Ancak hasta yakınları ya da bu konuda muzdarip olan kişilerden doğru geri bildirim almıyorduk. Yani biz nitelikli geri bildirim almadığımız için ürün geliştiremiyorduk. Tulumlar vesaire böyle çok fonksiyonel olmayan şeyler gerçekleştirdik. Son aşamada yapmış olduğumuz çalışma işte daha pratik, daha hızlı kullanılabilir, uygulanabilir, daha ekonomik çözümlerdi. Ve tamamen tekstile dayalı, konvansiyonel kullanabileceğimiz bir ürün şekline dönüştürdük. Üretim aşamasına gelindiğinde hocalarımızla da bu bilgileri paylaşırız. İsa Bey çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tekrar gününüz kutlu olsun. Sağ olun. 5 Eylül Dünya Omurilik Felçleri çalıştayı bence amacına sizin değerli bilgilerinizle fazlasıyla ulaştı. Ben son kapanışı her zaman olduğu gibi Semra Hanım'a bırakmak istiyorum. Teşekkür kısmına da devam edebilirsin Semra. Bir de önerilerim varsa devam edebilirsin. Belgin Hoca bir şey söyleyecek. Ondan sonra kapanışı sen yap lütfen. Buyurun. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Çok böyle bir multidisipliner birleşmeyi sağladığın için Ramazan sana ve Semra'ya da. Özellikle birini anmak istiyorum. Çok sevgili operatör doktor Selahattin Yaman'ı. Burada ruhu şad olsun, rahmetli, minnetle anıyorum. Eğer aramızda olsaydı eminim ki onun da çok, çok güzel katkıları olacaktı. Çok büyük emekleri var. Diğer tanımayan arkadaşlarımız vardır aranızda ama gerçekten onu anmadan geçemeyeceğim. O her zaman kalbimizde. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ben hemen bir cümleyle anlatayım. Çünkü anlatmakla bitmez. Selahattin Hocam'ı çok uzun yıllardır tanıyoruz. Kendisi bir plastik cerrah. Estetik cerrah aynı zamanda ama 5000'in üzerinde omurilik felsini ücretsiz ameliyat etti. Aramızdan ayrılmadı. Onun ışığında, onun bilgileriyle biz çalışmaya devam ediyoruz. İnanıyorum ki çalıştayı da izlemiş. Gurur duymuştur. Semra, şimdi sırada Sait Hocam var. Diğer hocalarımın peşinde. Ameliyatlara insanları sokmaya devam ediyor. Allah'tan rahmet diliyorum ben de. Evet Semra, buyur. Evet, bugün gerçekten çok önemli paylaşımlar yapıldı hepimiz için. Bu anlamda çok teşekkür ederim. Sevgili Sait Hocam, biraz önce mahalle çalışması ile ilgili bilgi verdiğimde sizin telefonunuz kapalıydı. O yüzden sesiniz gelmedi. İsterseniz tekrar bir edin. Şu anda açık aslında. Yani benim anlatmamı istiyorsunuz? Evet hocam, bu hocam, belediye çok detaya girmeyelim ne olur. Çünkü süreyi çok açtık. Kısaca detaya girmeden anlatırsanız. Hocam iki cümlede anlatıyorum. Ben bu olaydan sonra Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısıyla konuştum. Fen işlerinden sorumlu. O her konuda hazırız dedi. Sonra Üsküdar Belediyesi'yle konuştum. Onlar da hazırız dediler. Benim önerim şu. Bütün belediyelerle, ilçe belediye ve büyükşehir belediyesinin burada bence fazla bir rol olmaz. Tek tek ilçe belediyeler fen işleriyle tek tek toplantı yapılmasında fayda var. Önerim her ilçede bizim hastalarımızın veya bizlerin bir müfettiş kurulu gibi bir şey kurulsun. Nerede rampa gerekiyor, nerede bilmem ne. Yani insanların hayatını kolaylaştıracak önerilerle adamların karşına gider ve bu diyeceğiz ki bu sizin projeniz. Bizden ziyade sizin projeniz. Bir sonraki seçim almak istiyorsanız bunları yapmanız lazım. Biz de şunu yaparız, bunu yaparız dedi. Yani bu şekilde giderse her ilçede bunu belli yol alabiliriz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim sevgili hocam. Bilim adamı yanında aynı zamanda engellerimizi hep birlikte ortadan kaldırdığınız için. Ben çok çok teşekkür ediyorum tüm katılımcılara ve engelsiz bir yaşam diliyorum hepinize. Evet. 5 Eylül Omurilik Felçleri çalıştığı için katıldınız ve hiç kimse ayrılmadan bütün süreci çok dikkatli izledi, katkı sağladı. Yürekten teşekkür ediyorum. Gelişmeler konusunda sizi bilgilendireceğiz. Sağlıklı günler diliyorum. Herkese sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere. İyi hafta sonları. Teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi hafta sonları. Teşekkürler herkese.